İyi akşamlar sevgili seyirciler. Antalya Spor taraftarının sponsorluğunda gerçekleştirilen Spor Aktif programına hoş geldiniz. Öncelikle geçtiğimiz hafta 8 askerimizi maalesef şehit verdik. Kendilerini rahmetle, minnetle anarak programa başlamak istiyorum. Bugün akşam yatağımızda yatabiliyorsak onların sayesindedir. Bizim çocuklarımız babasız kalmasın diye kendi çocuklarını babasız bırakmayı göze alan tüm kahraman askerlerimiz önünde de saygıyla eğiliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralı askerlerimize de acil şifalar dileyerek programımıza başlayalım. Evet, Antalya bu hafta aramızda çok değerli bir konuğumuz var. Antalya Spor Camiası'nın çok sevdiği, çok yakından tanıdığı, yıllarca yöneticilik yapmış, takımında oynamış, iyi bir Antalya sporlu. Benim de tabii baba dostum. Bugün ben ayrıyeten çok mutluyum. Çünkü 3 tane baba dostuyla bir aradayım. Ve Antalya futbolunun 3 duayen ismiyle aynı masada bulunmak, aynı yayında bulunmak benim için de ayrıca onur. O yüzden Turgay Soyer bizimle birlikte. Abi hoş geldin. İyi akşamlar diliyorum. Sağ ol. Şeref verdin programımıza. Sağ ol Erdal'cığım. Merhaba İlhamiciğim. Bugün tabii Antalya Spor'da gündem çok yoğun. Antalya Spor liderlik kazansaydı lider olma ihtimali vardı. Liderlik için çıktığı Galatasaray karşılaşmasından maalesef son dakikada yediği bir golle 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmada birçok detay var. Yani sadece bu maçın sahada oynanan oyun değil, özellikle maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın verdiği ya da vermediği kararlar çok tartışıldı. Hala da tartışılmaya devam ediyor. Verilen penaltı, sonradan dönülen, VAR'dan dönen penaltı pozisyonu, son dakikadaki pozisyon, maçın başındaki Muslera'nın pozisyonu, birçok pozisyon var. Ayrıca Antalyaspor taraftarının belki de Türkiye'de bir ilk sponsor oldu formaya. Bu var, desteği var. Öncesinde yine Antalyaspor taraftarının sosyal medyadaki nesilden nesile Antalyaspor başlattığı, etiketiyle başlattığı, sosyal medyada başlattığı ve Türkiye gündemine girdiği bölüm var. Yani konuşulacak çok şey var. Bugün yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağız. 2 saat boyunca da bunların hepsini konuşacağız. Şu notu da vermeden geçmeyeyim. Nesilden nesile Antalyaspor çok güzel bir etiketti. Benim de çok hoşuma gitti ve son derece de destekledim. Bugün de programımız içerisinde bazı fotoğraflar seçtim. Gerek sosyal medyadan gerek stadyumdan. Bunları ekranlarınıza getireceğiz. O genç babadan Antalya sporluluğu çocuklarını aşılayanların fotoğraflarınızı ekranlarınıza bu hafta getireceğiz. Bundan sonraki haftalarda da her hafta Nesilden Nesil Antalya Spor adı altında bir bölüm de yapmayı düşünüyoruz. Canlı yayında da bize fotoğraflarınızı gönderirseniz bunları da önümüzdeki haftalardan itibaren ekranlara getirmeye çalışacağız. Evet, Antalya Spor maçıyla başlayalım. Antalya Spor liderlik, hep bu konuşuldu geçtiğimiz hafta. Lider olabilir, milli maç arasında lider gelebilir şeklinde devamlı bunu konuştuk. İyi başlamadı maça, iyi de bitirmedi işin gerçeği. Oynanan oyunu ben son yıllarda bu kadar savunma yapan bir Antalya Spor, hücum anlamında hiçbir şey yapmayan bir Antalya Spor görmemiştim. Ben fazla sözü uzatmayayım, hemen Turgay abiye döneyim. Öncelikle abi Galatasaray maçı ile ilgili yorumlarını merak ediyorum ama genel Antalyaspor'u nasıl görüyorsun, nasıl buluyorsun? Şimdi veya bir konuşmaya başlamadan önce bir şeyin de altını çizeyim. Bundan yaklaşık 8-9 yıl önce bu arkada gördüğünüz Spor Aktif ismini oluşturan 3 kişi vardık. Turgay abi, ben, sevgili Mustafa Yiğit, yaklaşık 3 yıl bir programı götürdük. Daha sonra tabii ki Turgay abinin Antalya Spor'da çok daha önemli görevler olması nedeniyle bu sürede bize katılamadı, ara verdi ama o konuşmalarda bize söz verdi. Fırsat buldukça zaman zaman bu programlara katılacağım dedi. Yani Spor Aktif isminin de isim babalarından. Ben ayrıca bunu da bir defa da VTV kanal ve ekranlarından izleyicilerimize duyurayım. Evet. Çok teşekkür ediyorum sevgili İlhami. Şimdi öncelikle ben de programınızı açarken söylediğiniz üzüntüye yürekten katılıyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, şükranla anıyorum. Antalya Spor'a gelince, Antalya Spor sezona dalgalı başladı. Yönetimsel anlamda yaşadığı sıkıntılar, Ali Şafak Bey'in tekrar dönüş yapması,
Bülent Korkmaz hocayla sezona başlanması. Geçen yılın ilk devresinde yine bir dalgalanma, Hamza hocayla bir çıkış yakalamaya çalıştı. Hedefe de ulaştı. Alınan Hakan Özmert, Dukara gibi oyuncuların takıma olan katkısı inkar edilemez. Geçen yılın ikinci yarısı için özetlemeye çalışıyorum. Diego başta olmak üzere, Dukara, Hakan Özmert. Bu sezon da yine aynı çatı. Hani biz spor yaparken, futbol oynarken hep aynı şeyi, sevgili Erdal da hak veriyordur herhalde. Bir takımın önce kalecisi, defansın göbeğindeki oyuncu, omurga dediğimiz orta sahadaki oyuncu ve forvetteki oyuncu. Baktığınız zaman Boffin, Diego, Hakan Özmert ve Dukara dörtlüsü Antalyaspor'un en büyük katkıyı sağlayan oyuncuların başında geliyor. Yani diğer oyuncuların tabii haklarını yemek istemiyorum ama benim kişisel teknik görüşüm bu doğrultuda. Şimdi Antalyaspor'u kadro olarak yeterli görmüyorlardı spor medyasında ve de bir sarsıntı yaşayabilir mi? Acaba düşecek takımların içinde yer alabilir mi gibi de bir yorumlar yapılıyordu. Fakat Antalyaspor ilk başladığı Kayseri maçından sonra bana göre iyi bir çıkış yakalayarak içeride 3-1'den 3-3'e getirilen bir Konyaspor maçı, son 15 dakikadaki o motivasyon, o gayret. Rizespor maçı uzatma dakikalarında futbolun 90 dakika olduğu gerçeğinin kanıtlandığı bir maç, kazanılması. Beşiktaş'ın deplasmanda mağlup edilmesi. Yine içeride Sivasspor maçı, Ankara Gücü'ne karşı alınan son derece akıl dolu bir futbolla bana göre Antalyaspor'un önünün açılmasını sağladı. Hepimize moral verdi. Hepimize moral verdi. Yönetimsel bazda da yeni bir şekillenme, hocaya olan güven tribünlerde arttı. Ama Antalyaspor çok mu güzel oynuyordu? İşte bu nokta biraz tabii ki tartışılabilir. Fakat Süper Lig'de çok enteresan şeyler oluyor. Akhisar Spor takımı Galatasaray'ı 3-0 mağlup ediyor. Trabzonspor'a kendi evinde 3-1 kaybediyor. Beşiktaş takımı Antalyaspor'a kendi evinde yeniliyor. Ama deplasmanda daha rahatlıkla bir galibiyet alıp dönebiliyor. Her an her şey olabiliyor. Her takım her takımı yenebiliyor. Evet, Erzurumspor'a düştü gözüyle. Evet, evet, evet. Fenerbahçe'nin durumu tabii çok özel bir durum. Yani Fenerbahçe'yi ben biraz dışta tutmak istiyorum. Yani yaşanılan sendrom çok doğal değil bence Fenerbahçe'deki ama çok büyük bir camia mutlaka atlatacaktır o sendromu ama alt kulvardaki takımlara da baktığınızda artık Bursaspor ilk galibiyetini almış, Erzurumspor ilk galibiyetini almış. Erzurumspor bir hafta önce Galatasaray'a karşı inanılmaz bir direnç gösterdi. Aynı Antalyaspor gibi müthiş direnç gösterdi. Bu haliyle biz 13 puanla herhalde 4. ya da 5. sırada Galatasaray maçına çıktık. 4. sırada çıktık. Lider olma şansımız vardı. Kazanabilir miydik? Futbolda her şey var. Kazanabilirdik. Ben öncelikle camiaya şunu vermek istiyorum. Yani olumsuz davranıp da ya Antalyaspor işte çok iyi oynamıyor da şuna ihtiyaç var, buna ihtiyaç var demenin şu anda aşamada bir anlamı yok. Ama Antalyaspor'un mücadele gücünü çok beğeniyorum. Evet, kesinlikle. Bülent Korkmaz'ın futbol oynadığı dönemdeki o hırsını, motivasyonunu takımına aşıladığını görüyorum. Bu sevindirici olan taraf. Maçı hiçbir zaman bırakmıyor. Biraz hazırlıklı gelmeye çalıştım. Çünkü gerçekten futbolun içinden gelen FIFA kokartı takmış bir kardeşimle, Antalyaspor altyapısında birlikte oynadığımız Erdal kardeşimle buluşacağım diye. Bakın Galatasaray maçında, hocam mutlaka bunları yazmıştır ama %32 ile %68'lik bir yüzdeyle oynuyorsunuz. Yani top Galatasaray'da. Galatasaray takımı pas başarı yüzdesi %86, sizin pas başarı yüzdeniz %65. Yani bizim Antalyaspor'un. Başarılı pas Antalyaspor'umuzun 186, Galatasaray'ın 516. Şimdi baktığınız zaman kornerlerde eşitlik var gibi sayılabilir. 5 korner biz atıyoruz. 7 korner Galatasaray kullanıyor. Ama bunun genelindeki tablo nedir? Sizin baskıyı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Değil mi hocam? Kesinlikle. Taktik ve teknik olarak bu anlama gelir. Tabii golü nasıl atabilirdik? Artı bir de avantajımız vardı. Porto maçında
otoritelere göre iyi oynadığı kabul edilen Galatasaray'ın yorgun geleceği düşünülüyordu. Biraz rotasyon yapmıştı Galatasaray. Önemli yıldızlarından işte Nagatomo'yu oynatmadı mesela. Ömer Bayram'dı galiba. Onu oynattı falan. Lines'i oynatmadı. Mariano'yu oynattı. Ömer Bayram oynadı. Yani burada bu rotasyonun ne kadar yapılırsa yapılsın neticede takımın iskeletinde 7-8 oyuncu yorgun gelecekler diye düşünüyordu. Biz bunu değerlendirebildik mi? Biz bunu değerlendiremedik. Galatasaray fevkalade iyi oynamadı. Gerektiği gibi oynadı. Biz onun gerektiği gibi oynamasına müsaade ettik bence. Daha iyi oynayabilirdik. Daha iyi konsantre olabilirdik. Ama futbol bu. 80. dakikayı 0-0'la geçtik. Bu arada tabii iki kardeşim çok iyi az sonra irdeleyeceklerdir. Maçın birinci dakikasında bence FIFA kokartlı hakemimize Cüneyt Çakır'a hata buluyorum işin açıkçası. Yanlış bir şeyler de söylemek istemiyorum. Tabii ki Mustera'nın pozisyonu bugün amatör futbol oynamış oynamamış kimi getirirsen getir. Maicon'a yaptığı hareket bariz bir fauldür. Kademesine çok dikkatli bakmak lazım. Eğer oyuncu varsa sarıdır. Yoksa kırmızıdır. Hani kasıt yoksa bile kontrolsüz o giriş adamın karnında patlamıştır. Bu pozisyonu atladığını düşünüyorum. Antalyaspor aleyhine verdiği penaltıda çok yakın pozisyonda yanlış değerlendirmesine hayret ettim. Uyarılarla VAR sistemi devreye sokuldu ve penaltıyı iptal etti. Maçın son dakikasında Antalyaspor geride ama Can Avli ile baskı kurduk. Orada gene Maicon'du herhalde. Önünde set yaptı. İlk iki sarsması kalecinin egemenlik alanına müdahale olarak değerlendirilebilir. Ama üçüncü şiddetle ittirmesi bariz bir penaltı. Bunu da vermedi. Bir de İlhami Hocam'ın görüşünü ben de merak ediyorum. Donk'un attığı golde sanki Çelüskay'dı herhalde. Topa Çelüskay. Birlikte yükseltti. Evet. Omuzuna dirseğiyle bir müdahale var gibi gördüm ben ama bakıyorum spor medyasında çok da fazla yer bulmadı, konuşulmadı. Ben birkaç arkadaşıma yorum olarak da belirttim. Çifte standartlar hakim. Hakemler biraz formsuz gibi geliyor bana. Antalyaspor evet olağanüstü iyi oynamadı ama çok çok iyi mücadele etti. Bence bir puanı hak ettiği en azından maçta mağlup olarak ayrıldı. Bu yönden üzgünüm ama takımın mücadele gücünün iyi olması bir ışıktır. Bir ışıktır. Önümüzdeki süreç de var. Herhalde ilerleyen bölümde onları da konuşacağız. Hangi maçlar? Benim ana hatlarıyla söyleyeceğim bu. Ben Antalyaspor'u genelinde sordunuz. Galatasaray'ı da özetledim. Mücadele gücünden çok memnunum ama Antalyaspor'da hamle yapacak. Orta sahada hamle yapacak oyuncu sıkıntısı var. Yedek kulübesi. Sadece tabii ki kadro derinliği yok. Yok. Çok açık ve somut olarak söylüyorum. Bir tek Dukara'ya güvenerek, Mevlüt Erdinç de sakat herhalde. Bir tek Dukara'ya güvenerek her maçta ya gerekeni yapar mantığıyla sahaya çıkamayız. Teknik heyetin buna önlem alması lazım. Devre arası transferler nasıl olur, doğru mudur, değil midir? Bunlar da tartışılır tabii. Erdal bilmiyorum hak verecek midir, vermeyecek midir? Yani çok isabetli transfer devre aralarında da yapmak çok kolay değil. Ha geçen sene biz yaptık, tuttu. Geçen yıl yaptık, tuttu. Ama her zaman tutar mı? Bunları tabii ki yönetimle teknik heyet görüşüp değerlendireceklerdir. Ama görünen o ki ben Antalyaspor'un savaşan ruhunu beğeniyorum. Taraftarın savaşan ruhunu beğeniyorum. Taraftarla takımın bütünleşmesini beğeniyorum. Bu yönleriyle Antalyaspor bana şu ana kadar keyif verdi. Ama hiç ihmale gelmez. Allah korusun peşi sıra birkaç maç puan alamazsanız bir anda korkulu rüya görmeye başlayabilirsiniz. Daha ligin herhalde dörtte birini falan oynadık. Işık veriyor mu? Veriyor. Karamsar mıyım? Karamsar değilim. Ama olağanüstü iyimser olmak da şu aşamada çok doğru erken, değil. Çok temkinli olmakta yarar var. Benim kesinlikle söyleyeceklerim şu aşamada kesinlikle bu. Teşekkür ediyorum Turgay abi. Şimdi hakemden açılmışken konu bugün devamlı olarak sosyal medyada mesajlar geldi bana. Ya akşam İlhami Hoca'nın özellikle hakem çünkü İlhami Hoca'nın Cüneyt Çakır'ı beğendiğinizi hepimiz biliyoruz.
beğendiği hakemlerden bir tanesi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır hakkındaki yorumu ve maçlardaki pozisyonları merak ediyoruz şeklinde çok fazla sosyal medyadan bugün mesaj geldi. Erdal abi sana maç için döneceğim ama istersen hemen bir hakem için İlhami hocama bir dönelim. Nasıl istersen. Evet, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı nasıl buldunuz İlhami hocam? Ya evet, katılıyorum. Ben her zaman bir şeyin altını çok net bu televizyon kanallarında da sosyal medyada da konuştuğum zaman çiziyorum. Bazı insanlar vardır, meslekleri için yaratılmışlardır. Bazı insanlar vardır, meslekleriyle büyürler. Cüneyt Çakır çok iyi bir hakem, dünya çapında bir hakem. Bunu zaten hepimiz tekrar tekrar söylememize gerek yok. Ama çalışarak hakemliğine katkı koyan bir hakem. Çizgisini hiç bozmadan sürekli gelişim sağlamaya çalışan. Ama bir de hakem olarak doğanlardan da bir örnek göster dersen de onun için de mesela Fırat Aydınus'u her zaman gösterim yaptığı her jest, her hareket, her mimik, zeka, her şeyle o da Türkiye çapında çok önemli bir hakem. Dolayısıyla benim çok takdir ettiğim, beğendim, çizgisini bozmayan, mütevazi kişiyle hepimizin gönlünde taht kuran, tıpkı her futbol severin ama Fenerbahçeli olsun ama Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu, bu hafta bu sene Akhisarlı, kim olursa olsun Avrupa Kupası maçına çıktığı zaman herkesin formasını bir kenara bırakıp o takımı desteklediği gibi biz de Cüneyt Çakır'ı severim sevmeyelim verdiği kararlarla dünya çapında yönettiği her maçta onun için dua ediyoruz. Bana göre çok büyük bir hakem talihsizliği vardı ve kafamı da karıştıran bazı sorular vardı. Şimdi ilk analizim şu. Turgay abi kısaca bahsetti. O konuyu biraz açalım. Müsabakanın başındaki hareket. Müsabakanın başında Maicon iki rakibiyle beraber ceza alanına doğru hamle yaptığı sürede kaleci çıkıyor. Zamanlama hatası nedeniyle hiçbir art niyeti, sakatlama niyeti olmasa bile o Muslera'nın pozisyonundan olduğu, bahsediyorsunuz. Evet, Muslera'nın pozisyonunu da getirelim arkadaşlar ekrana. Bu pozisyonda tamamen niyeti iyi olsa bile zamanlama hatası nedeniyle adını da koydu kontrolsüz bir hareketle rakibine bir temas var. Bu temas da bayağı da yaralayıcı bir şekilde. Şimdi burada ciddi bir tekme tabii, yani tabii. Temasın yaralayıcı bir. Bence. Yani bir daha söyleyeyim, kasıt yok. Burada verilmemesi gereken tek hareket oyunun devam etmesi. Hani burada Maicon göğsüyle kaleci Mustera'ya faul yaptı düdüğünü çalsa hakem bunu bile anlayabilirim. Hani işin dalgasına söylerim yani. Çünkü burada bir ihlal var. İhlalin adını ama burada bu ihlal çok önemli bir ihlaldi. Bence müsabakanın daha çok başı olması nedeniyle ya bir konsantrasyon eksikliği ya da pozisyona ters açıda yakalanmasıyla göremedi. Ha, bu pozisyonun VAR'da gösterilmesi oyun kuralları gereği VAR sisteminin akreditasyonu adına yok. Yani bu kırmızı kart değil, penaltı değil. Ceza sahasının dışındaydı pozisyon. Yani VAR müdahale edemez mi? Bu pozisyona VAR müdahale etmemeli. Talimatlar bu yönde. Ama bu hareket kırmızı kart olmaz. Şiddeti yeterli değil. Bariz gol şansı değil. İki yanında iki oyuncu var. Kademede var. Oyuncular var. Topa hakim değil. Dolayısıyla bu bir sarı kartla cezalandırılması gerekiyordu. Ama şey maçında ayağı basmayı ikinci kez uyardıkları için kırmızı kart gösterdiler. Şimdi sevgili Erdoğan, ben başka maçları ne bunu uyardılar VAR'dan. Basma dediler sert. Bir daha izle. Bak şimdi orada bak farklı. İkinci sarı karttan bu olay olursa VAR devreye giriyor. Çünkü yok, o direkt zaman kırmızı gösterdi. Hay şunu söylemeye çalışıyorum. Direkt kırmızı kartlık harekette VAR devreye giriyor. Veya sarı kartı varsa örneğin bu pozisyonda kaleci Mustera diyelim ki 30. saniyede bir sarı kart gördü. Bu pozisyonda ikinci bir sarı kart kırmızı karta döneceği için burada VAR uyarıda bulunuyor. Çünkü bir kırmızı kartlık ihlal söz konusu oluyor o zaman. Ama sadece sarı kart için VAR sisteminin devreye girmesi istenmiyor, beklenmiyor böyle bir konu. Bunun bir defa açıklanmasında fayda var. Şimdi benim kafama takılan konu 2-3 tane önemli konu var. Aralara gelelim. Müsabakanın son saniyesine gelelim. Arayı biraz sonra doldururuz. Son saniyesine gelelim. Şimdi müsabakanın son saniyesinde öyle bir pozisyon var ki ceza alanı yani kale alanı içerisinde biraz önce tartıştık kale alanı içerisinde kaleciye şarj yapılamaz. Kaleciye fiziki müdahale yapılamaz. Çünkü
bir futbolcuya şarj yapılabilmesi için şu bölgeden yapılması lazım. Evet, şu an ekranda olan. Tabii kaleci kollarını hareket ettirdiği için kalecinin şarj bölgesi kaybolduğu için kaleciye şarj yapılamaz. Ve kalecinin önünde durduğu pozisyonda da kalecinin itelemeleri futbol oyununda çok rastlanılan bir olaydır. Tıpkı bir örnek vermek istiyorum. Penaltı atışında ne derler kural? Topu koyacaksın, ceza sahasında atıştan önce, vuruştan önce girmeyeceksin denmesine rağmen buraya bir takım ihlaller olur. Bu futbolu kabul edilebilir taraflarıdır. Burada da birinci iteleme, itişme normal kabul gözüküyor. Görülebiliyor. Evet. İkinci itişme yine kabul görülebiliyor. Çünkü kendisine alan yaratmaya çalışıyor kaleci. O da itiyor. Bizim oyuncu da o alanı daraltmaya çalışıyor. Ve burada da kendisine alan yaratmak için yapılan bu itişmeleri masumane ve kabul edilebilir görebiliriz. Ancak üçüncü pozisyonda ise top havadayken orantısız bir güç kullanmayla daha şiddetli bir şekilde oyuncuyu itiyor ve bu oyuncu itilmeden kaynaklanan bir düşme travması yaşıyor. Yani kendisini sahte bir atışta yere bırakmıyor. Yani burada ne var? Burası bir karışık bir olay. Şimdi benim kafamı esas karıştıran nokta bundan sonra başlıyor. Bu pozisyonda kaleci topa gerekli müdahaleyi yapıyor veya defans oyuncusu top ceza sahası dışına çıkıyor. Orada Antalyasporlu bir oyuncu kaleye şut atma niyetindeyken ya da dolduracak içeriye. Evet. Top bak içeriye aynı. Doldurursa olay bitmiştir. Kaleye bir şut, çünkü süresi bitmek üzere. Kaleye bir şut atması için bir şans vermesi lazım. Oyunu bitiriyor ve Cüneyt Çakır gibi Dünya Kupası'nda final, yarı final yönetmiş bir hakem kendisine "Hocam niye bitirdin?" diye itiraza gelen oyuncuya saatini gösteriyor. Bu manidar. O zaman da insanların kafasında şu sorular, deli sorular sorulmaya başlanıyor. Acaba bu 30 saniye daha bitmiş olsaydı VAR burada müdahale et, bu pozisyonu izle der miydi? Yani maç son düdük çaldıktan sonra VAR müdahale edemiyor. Edebilirdi. O anda edebilirdi. Tabii ondan sonra artık zaten olay bitmiş oluyor. Şimdi bu pozisyon bana bugün yüzlerce kişi tarafından soruldu. Bu pozisyon DVD ve VAR sistemi ile incelenmiş olsaydı bunu 100 kişiye gösterirseniz 99 kişi buna penaltı der. Tabii. Maç içerisinde bunu bu şekilde algılayamayabilirsiniz. İşte burada VAR sisteminin devreye girmesi gerekiyordu. Çünkü burada bir müsabakada skor değişmeyecek. Belki bir temdit penaltısıyla maçın kaderi değişecekti. O zaman yani şunu mu anlamamız gerekiyor? VAR devreye girmenin süresi kalmadı. Kalmıyor. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman kafada insan çeşitli sorular oluşuyor. Peki bunu söylerken niye önce bunu söyledim? O zaman ya şimdi sizin söylediğinizden ben Cüneyt Çakır gibi dünyaca ünlü bir hakemin niyetinden ben şüphe ederim. Ben niyet okuyamam. Şimdi ben geriye gitmek istiyorum. Tekrar. Müsabakanın ilk yarısında Antalyaspor aleyhine verilen bir penaltı var. Doğru mu? Son bu penaltıda, bu penaltıda Cüneyt Çakır pozisyona kabul edilebilir uzaklık diye kabul ettiğimiz 8-10 metrelik mesafede. Çok net görüş mesafesinde. Ve Cüneyt Çakır öyle bir penaltı verdi ki hiçbir vücut ve beden dilinde hiçbir şüpheye mahal kalmadan evet ben bunu çok net gördüm, tereddütsüz penaltı dedi. Doğru mu? Oysa ki VAR sistemi devreye girdiğinde hiç de o kadar %100 emin olunabilecek bir görüntü olmadı, ortaya çıktı. Şimdi burada çok net görmediği bir pozisyonda bir takım lehine çok net bir karar verebiliyorsa, diğer pozisyonda ise yine çok rahat görebileceği bir pozisyonda hiçbir destek almadan oyunu devam ettirip bitiriyorsa, burada bir form düşüklüğünü çok net görebiliriz, altını çizebiliriz. Yani sözün özü, bana göre müsabakanın genelinde futbolculara müthiş derecede bir hakimiyet kuran, müsabakanın genelinde çalmış olduğu teknik kararların %90'ında başarılı olan, doğru avantaj uygulaması, doğru kart uygulamaları yapan Cüneyt Çakır 3-4 pozisyonda bana göre tartışılır kararlar verdi. Bu bugün ama Antalya medyasında, ama Türkiye medyasında, ama sosyal medyada verdiği kararların birçoğu maalesef kabul görmedi. Bu müsabakanın analizi hakem adına bakıldığı zaman bu. Ama müsabaka bitmiştir.
Bunun üzerinde konuşulacak bir söz yoktur. Cüneyt Çakır'a kaç puan verirsiniz İlhan Hocam siz? Şimdi eski sistem vardı. Eski sistemde notlar 10 üzerinden veriliyordu. Şimdi artık notlar eski sisteme göre verilmiyor. Artı eksiyle veriliyor. Çünkü bu VAR sistemi çıktıktan sonra artık gözlemcilerin çok fazla inisiyatif ve ceza verme yetileri ellerinden alındı. Çünkü bariz olan bütün hatalarda işte penaltı atışı, bir daha tekrarlayalım, kırmızı kart, bir vuruşta topun kaleyi geçtip çizgiyi geçip geçmediği gibi konularda, yani bariz hatalarda VAR sistemi çok önemli düzeltmeler yaptığı için bu kalmadı. Ama eski sisteme göre şunu söyleyeyim, eski sisteme göre bir hakem sarı kartta hata yaparsa 0.1 puan notu eksilir. Bu varsayımla gidersek, şey maçında sarı kart göstermediği konusunda hepimize mutabıkız herhalde. Mustera'nın pozisyonunda notunu 1 puan aşağıya düşürüyoruz. Penaltı pozisyonunu yanlış vardı. VAR sistemi olmasaydı bu penaltı sistemi atış yapılmış olacaktı. Burada siyah beyaz ya düşecekti notu. Yani 7.8'e düşecekti. Daha sonra eğer Antalya Spor müsabakasındaki o penaltı pozisyonu, son dakikada penaltı pozisyonu eğer penaltı olarak nitelendirilmiş olsaydı notu 7.3-7.4'lere kadar inecekti. Ama eğer o pozisyon 4 kişinin 3'ü, 2'si farklı farklı söylüyorsa notu farklı, ama bu not Türkiye'de 8.4 vasat bir not diye nitelendirilirse eski sistemde 7.8 notuyla en az 3 hafta veya 4 hafta dinlendirilmesi gereken bir performans sağlamış olacaktı. Avrupa'da bu hatalar yapılmış olsaydı ve bir kupa maçında bu hatalar yapılmış olsaydı bunun ciddi müeydesi olurdu. Evet. Biraz daha dikkat, biraz daha motivasyon yani, diye söylemek istiyorum. Özellikle son dakikalık pozisyon. Erdal'dan özür diliyorum. Söz hakkını alacak tabii de. İlhami Hocam'a sormak istiyorum. Çelüska'nın golde Donk'un vurduğu kafa vuruşunda benim gördüğüm kadarıyla, bana göre çok net geldi, dirseğiyle Çelüska'ya bir müdahalesi var. Bugün bana da birkaç arkadaşım bizim burada baskı oluşturmadığımızı söylüyor. Yani takım futbolcularının hakeme ısrarla baskı oluştursalardı VAR sistemine giderdi diyorlar. Ben onu da bir kenara koyuyorum. O sistemi içinde olan, izleyen hakemler hakemi uyaramazlar mıydı? Hocam bunu bir gözden geçir diyemezler miydi? Yani orada hiç Cüneyt Çakır tereddüt etmedi. Santra'yı gösterdi ve şeyi de hiç dikkate bile almadı diye düşünüyorum. Eğer uyarı olduysa bile. Onu bir açabilir misiniz? Çok kısa. Çok teşekkür ederim. Size göre de bir faul mi değil mi? Şimdi bu tür müdahaleler futbolun içerisinde o kadar çok fazla olduğu için bu tür müdahalelere biz hakem dünyasında DVD penaltısı, DVD iptali veya yani ancak ekranda yavaşlatıldığı zaman 3-5 kamerayla bir, bazen öyle pozisyon oluyor ki Erdal, bir pozisyonu görüyoruz biz, çünkü müsabakalara gittiğimiz zaman hakemlerle DVD'leri alıyoruz karşıda. Oturuyoruz böyle dördümüz, açıyoruz. Bu dakikada niye bu penaltıyı vermedin diyoruz. Şimdi o pozisyonu verirken yayıncı kuruluşun 5 tane arkası arkasına şey oluyor, görüntüsü oluyor farklı açılardan. Bazen 4 tane pozisyona bakıyoruz Turgay abi, faul yok. Ama 5.de bir şey çıkıyor ki, çekim çıkıyor ki, ya diyoruz ki böyle bir şey oldu mu maçta? Şimdi bu tür pozisyonlar DVD ile izlenildiği zaman penaltı şey iptale gidebilecek bir eylem olarak görülebilir. Şüpheli pozisyonlarda ise varın bunu hakeme tekrar izle deme gibi bir şansı yok. Yok. Bir bu. İkincisi de arkadaşlar, hep bir şey söyledim. VAR sistemi, ya teknoloji tartışılır mı? VAR sisteminin yönetimsel eksiklikleri büyük problem. Bundan birkaç tanesini izle bahsedeyim. Arkadaşlar, VAR sisteminde bir takım örnekler de vermek istiyorum. Maçların başlayalı 8 hafta oldu. Bu hakemler cuma günü maç yönetiyorlar. Cumartesi günü VAR'a gidiyorlar. VAR sisteminde. Orada VAR ve AVAR denilen iki bölümde maç kaderine müdahale ediyorlar. Maçın kaderine müdahale ediyorlar. Maçın hakemi maçın bütününü yönetiyor. VAR sistemi maçın kaderini yönetiyor.
Çünkü bir pozisyon, iki pozisyonda yapmış olduğu müdahaleyle maçın şeklini değiştiriyorlar. Hiçbirimizin göremediğini, çünkü niye? Aynı şu ekran gibi düşünün. 7 tane, 8 tane ayrı monitörden çekimi süzgeçten geçiriyorlar ve teknolojiyi kullanıp çizgiyi çekerek. Dolayısıyla bizim elimizde ki kadro cuma günü maç yönetiyor. Cumartesi pazar geliyor, Varda görev yapıyor. 2 maç, 3 maç, 4 maç maç yönetiyor. Bir takım istatistikler vereyim. Örneğin Barış Şimşek. Bu arkadaşımız kendi liginde 3-4 maç yönetiyor hakem olarak. 8 tane de Varda maç yönetiyor. Pardon, 11 tane de Varda maç yönetiyor. Yine Bülent Yıldırım, Mete Kalkavan gibi, Hüseyin Göcek gibi arkadaşlarımız 8-9 tane maç yönetiyorlar. Volkan kendi maçını yönetiyor. Cuma günü, cumartesi, pazar 3-5 tane maç yönetiyor. Bakın burada... Yani hakem sayısında bir sıkıntı. Tabii yani yetişmiş hakem sayısında problem var. Dünya Kupası'nda VAR sisteminde hiç tartışma olmadı. Neden? Çünkü dünyadan seçilmiş hakemler burada görev yaptı. İşte biz de, bakın arkadaşlar not çıkardım. VAR'da hata oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Yetersizlik var mı? Var. Yorgunluk var mı? Bu kadar üst üste maç yönetmek. Yani bana kimse şunu söyleyemez. Ya VAR'da bu adam oturuyor, oturarak maç yönetiyor, yorulmaz. Böyle bir şey yok. O zaman hiçbir oturarak iş yapan hiç kimse de yorulmazdı. Peki... Burada benim VAR'la ilgili en büyük problemim şu. Arkadaşlar bu hakemler arasında ciddi maç yönetildiği zaman ciddi paralar kazanılıyor. Aralarında husumet olabiliyor, dedikodu olabiliyor, iç hesaplaşmalar olabiliyor. Bunların daha aza indirilebilmesi için daha eğitimli bir kadro olması gerekiyor ve sayının biraz daha fazla arttırılması gerekiyor. Ve bir şey daha olması gerekiyor. İnşallah tabii bunu tek başına Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun elinde de değil. Bu dünya çapında bir uygulama. Bana göre VAR sisteminde bir hakem var. Yardımcı hakem konuldu. Artık başladı Türkiye'de. Türkiye'de mutlak surette üst liglerde görev yapmış, deneyimli, yaş itibariyle hakemliği bırakmış, tecrübeli, gözlemcilik yapan arkadaşların da burada olması lazım ki. Lazım ki, çünkü o gözlemci olan arkadaşın bir hesabı yok. Daha korrekt, daha adil olaylara, daha doğru, iç hesaplaşmanın dışında da karar verebilir diye düşünüyorum. VAR sisteminin daha iyi, sağlıklı çalışabilmesi hepimizin menfaatine, hepimizi mutlu eden bir uygulama. Ama bugün için kafalarda bir takım sorular ve şüpheler var. Bunların inşallah ortadan kalkmasını temenni ediyorum. Evet, Erdal abi. Evet. Hakemle ilgili istersen hakemle de başlayabilirsin. Ondan sonra maçla ilgili. Hakeme gireriz sonra. Öyle mi? Önce ben sevgili kardeşime, dostuma Turgay'a, benim hem takım arkadaşım hem de kader arkadaşım. Biz Antalyaspor'da beraber spor şubesinde birlikte görev yaptık. Çok da başarılı, çok da iyi geçen sezonlardı. Çok da omurgalı bir takım kurduk. Az önce Turgay'ın da söylediği gibi o takımda Antalyaspor uzun yıllar taşıdı. Ben Turgay'ı aramızda görmekten son derece memnunum. Daha önce de birkaç defa çağırdık ama az önce İlham'ın da söylediği gibi sıfatlarından dolayı Antalyaspor'daki maalesef o zamanlar gelememişti. Ama şimdi ara ara gelirse onun deneyimleri, tecrübesi, gözlemleri bizim için önemli. Hoş geldin sevgili kardeşim. Teşekkür ederim kardeşim. Şimdi tabii ben önce maçın biraz maçla ilgili sevgili Turgay son derece güzel teknik konulara girdi. İlhami de hakemle ilgili yorumlar yaptı. Ben de kısaca net bir şekilde hocanın fendi talebesini yendi diyeyim. Benim gözümden ikisi Galatasaray kökenli iki kişinin karşılaşmasıydı. Galatasaray'da efsane olmuş birisi Fatih Terim, uzun yıllar hocalığına yapmış Bülent'in. Birbirini çok iyi tanıyan, futbol felsefesini çok iyi bilen İki teknik adamın karşılaşması oldu maç. Tabii Fatih Terim'in özellikle son 10 dakikada yaptığı müthiş bir hamle var. Doldur boşalt futboluna döneceğini, doldur boşalt futboluyla iki uzun stoper kökenli oyuncuyu forvete, hücuma gönderip Antalyaspor'u havadan vurmak isteyeceğini. Başka türlü bir şey yapamadı. Net bir şekilde resim olarak ortaya koydu ama maalesef talebe buna önlem alamadı. Çok net bir şekilde hocama burada tenkit ediyorum. Ki iki değişiklik hakkını kullanmış. Üçünü değiştirdik için iki tane stoperimiz vardı.
İki tane. Madem oyunu tutmuyor. Salih var, Bahadır var. Sen oyuna tutmakla başlamışsın. Tutan bir takımsın. Üstelik yorgun gelmiş. Üstelik bunun ceremesini, sıkıntısını iki hafta önce net bir şekilde analiz yapılacak şekilde 3-0'lık deplasmanda Salih'in maçında, Aksar maçında affedersiniz, kaybetmiş bir Galatasaray var. Sen o Galatasaray yine Avrupa'dan yorgun gelmiş ve tamamen tutma üzerine oynuyorsun. Tutma üzerine oynarken de karşı hamleye, bakın arkadaşlar üçümüz de futbol oynadık. Yıllarca futbolun içinde kaldık. Sen de bu işin içindesin. Futbol biraz da satranç oyunudur. Hamle yapar. Karşı taraf ona hamleye karşılık verir. Fatih Hoca hamle yaptı mı? Yaptı. Ver karşılık. Kardeşim hamleni. Sok orada Salih gibi, aslan gibi bir çocuğun var. Oynuyor. Kaç maçtır oynuyor. Niye sokmuyorsun? İki değişiklik yaptın. Koy üçüncüyü oraya. Madem tutuyorsun. Ha gol. Galatasaray ileri çıktı. Yani Galatasaray'ı arkadan mı vurmak istiyorsun? Sok şeyi, forvet bizim süratli Duroğlu. Sok. Kadroda yok muydu? Yoktu. Almadı mı? Yok mu kayı kadroda? Sakat mıydı? Danilo'yu koydu onun için. Ha, Danilo ile Harun'u aldı oyunu. Danilo ile Harun'u aldı. Kadroda yok muydu? Drol yoktu. Enteresan. Onu bilmiyorum, kadroda olmadı. Yoksa bir şey ama yani biz futbolda böyle bir yani mutlaka karşı tarafın yaptığı hamleye senin de hamleyle karşılık vermen lazım. Şimdi senin iki tane stoperin maç başından, az önce Turgay rakamları verdi. Maç başından maç sonuna kadar, golü yediğimiz dakikaya kadar helak olmuşlar. Hava topu, yer topu, 150 tane orta gelmiş. Sağdan soldan. Getiriyorsun. Geliyor. İki tane stoper. Ya bunların da canı var. Bunlar da insan. Çık. Nereye kadar? İki tane de taze kan girdi. 1.90 boyunda. Bir tanesi çıktı, lamba koydu golü. Koyar. Atar. Önleyemezsin. Hamle yapamazsan önleyemezsin. Ve o çocuklara da hiçbir şey diyemezsin. Şimdi Celuska. Yoruldu kardeşim. 85-86 dakika. O dakikaya kadar adam 50 tane kafa topuna çıktı. Bir de Antalyaspor zor fikstürden çıktı abi. Şimdi Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray. Turgay pozisyonu irdeledi. İlhami de görüntü şeyini söyledi. Hakem gözüyle resmi söyledi. Ben de bir eski futbolcu, yönetici olarak ben de kendi resmimi koyayım. Fulü. Hakem vermedi diye hiçbir zaman hakeme kızmam. Bana o gol iptal edilse, ben atsam ben de bozulurum iptal edilse. Çünkü havaya çıkan oyuncu donk, bizim oyuncu çıkamıyor. Çıkmak isteyen, vurmak isteyen donk. Bizim oyuncu çıkamıyor. Vurmak isteyen oyuncunun her zaman önceliği vardır. Ha, elini böyle koydu mu? Koydu. Dirsek koydu. O hakeme kalmış. Hakem onu faul gördüyse verir. Görmediyse de golü verir. Golü verdi. Yapacak bir şey yok. Bana göre full pozisyon. Hakeme bunu niye vermedin diye de hakemi asmam kesmem. Diyemem. Tamamen hakemin takdiri. Şimdi bizim takım, kardeşim Turgay özetledi. Tutan bir takımız. İstatistiklere bakıyorum. Turgay, ligin en az pozisyona giren takımıyız abi. Ama çok enteresan bir şey var. Az pozisyona giriyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiriyoruz. Gol yapıyoruz. Bak bu çok enteresan. Ligin şu anda bu istatistikte en iyisiyiz. En az pozisyona giren takımız. Ama girdiği pozisyonları gole çeviren en iyi takımız. Kalecin sezon başından beri Allah var. Müthiş oynuyor. Bu maçta da iyiydi. Çok iyi. Bu maçta da iyiydi. Yani bu maçta da yine bir iki tane gözünüzde canlandırın. Döndü vurdu, Rodriguez vurdu, şey vurdu, Sinan vurdu. İyi yer tuttu. Sinan'ın pozisyonlarda. İyi yer tuttu. Kaleci maşallah, şeytan kulağına kurşun. Bu sene böyle başladı, böyle gidiyor. İnşallah da böyle gider. Ama geçen programlarda da konuştuk. Kaleci her maçta böyle oynayamaz. Her maçta seni kaleci böyle kurtaramaz. Sen biraz da atmayı deneyeceksin. Biraz da ya Aksar takımından Allah aşkına bizim neyimiz eksik ya? Soruyorum, neyimiz eksik ya? Ama futbol Galatasaray... oynadık yıllarca. Şimdi Aksar takımında, Galatasaray takımı orada da 4-5 rotasyonla geldi. Bize de 4-5 rotasyonla geldi. Orada da Avrupa maçından sonra geldi. Üstelik oradaki Avrupa maçı kendi iç sahasından geldi. Burada depresyondan geldi, yurt dışından geldi. Şimdi bazı şeyleri bir şekilde önümüze koyup düşünmemiz lazım. Yani Antalyaspor bu ama sene... Ama az pozisyon verdik abi. Yani Galatasaray tamam bu kadar abi, etkili... Çıkmıyorsun ki. Yani ilk 15 dakikanı göz önüne getir. Ben arada destekliyorum bu düşüncesinde. Çıkmıyorsun. Sana katılmıyorum. Aslında biz az pozisyon verdik sözüne katılmıyorum. O kadar çok orta yapıldı ki.
Karşıdaki takımın santrafor, golcü eksikliği nedeniyle bu üç tanesinin kulenin kesmesiyle biz tehlikeli atak görmedik. Evet. Ama sağdan ve soldan onlarca kez ortalar yapıldı. Yani 35 tane orta yapılmış. Yani bundaki avantajı neydi? Yani düşünsene bir Gomis gibi bir santraforun olduğunu. Farklı olabilirdi. Bunların şekli yani farklı olabilirdi. Karşıdaki takım çok kısaydı. Erdal'a katılıyorum. Çok iyi yakaladı. Karşıdaki hoca bunu fark etti. İki tane 1.80-1.90'lık son 15 dakikada oyuna adam koyarak bizim üçlü kulenin arasında ya işi doldur, problem boşalt, yarattı. Doldur boşalt deriz futbolda. Tabii tabii. Olayı doldur boşalta getirdi. Yani çok doğru karar. Şimdi sen doldur boşalta karşı hamle olarak bir şey yapamıyorsan ve oyunu seyrediyorsan golü yersin abi. Mesela bugün sosyal medyada şöyle bir şey geçti. Eski Antalyaspor futbolculardan birisi senin Twitter'daki bir mesajının altına İhsan Bey hoca aslında hamleyi yapacaktı. Salih hamleyi yapacaktı. Eski doğru hamleyi yapacaktı. Oyuncu değişikliğine gönderdi ama o arada gol oldu. Bahadır giriyordu oyuna. Ama işte akıllı hoca var ya şu hareketi yaptığı zaman yanılıyorsam siz ikiniz de yöneticilik yaptınız top oynadın. Şu hareketi yaptığı zaman 1.90'lık bir topçunun oyuncunun oyuna gireceğini düşündüğü anda hemen hamlesini yapar. Abi, onun neticesini beklemez o dakikaya kadar. Niyet çok önemli. Şimdi yani orada çağırdığı adam kim? Donk'u çağırıyor. Donk ne? 1.90'lık. O zaman ne yapacaksın? Takımın en yorgun adamı kim? Gol atmayı düşünmüyorsun. Dukaray'ı alacaksın o zaman içeriye. Gel buraya diyeceksin. Çünkü Dukaray'ı biraz sonra ben de konuşmak istiyorum izin verirseniz. Bu alacaksın. Oraya bir tane onun yanına kule koyacaksın. Diyeceksin ki kardeşim gölgesini takip et bu adamı. 0 kilometre yürüyor çünkü ben katılıyorum. Yani orada Fatih Terim niyetini belli etti zaten. Tabii Maicon değişikliğiyle. Orada bir hamle. Maicon ama Çiko var ama Çiko yetmedi. Bir hamle daha istedi. Şimdi hep söylüyorum, vurguluyorum. Futbol oynayan insanlar bunu daha iyi anlar. Yani 86 dakika mücadele etmiş, sürekli mücadele etmiş bir oyuncuyla 5 dakika önce, 3 dakika önce oyuna girmiş oyuncunun enerjisi, gücü, kuvveti bir olmaz. Sıçrama gücü de bir olmaz. Koşma gücü de bir olmaz. Yani burada çocuklara haksızlık etmeyelim. Bir dalga kıran gibi Galatasaray'ın gelen ataklarına ellerine geldiğince o dakikaya kadar karşı koydular, mücadele ettiler, durdurdular. Ama bunun da öyle veya böyle bir tekerin patlama şeyi vardır, süresi vardır. O teker o dakikada patladı. Çok yaslandık. Şimdi, geriye çünkü. Yaslandık. İşte orada benim söylediğim şuydu. Yani burada değiştirme hakkı yoksa o ayrı ama değiştirme hakkım var. İki oyuncu değiştirmişsin, üçüncü oyuncu hakkım var Turgay. Evet. Onu niye kullanacaktı? Ben onu da söyleyeyim. Son 3 dakika, 4 dakika. Futbolun tatlısı kuruna. Bravo. Uzatmaya kullanacaktı. Ama biraz daha maçı tuttuk. İşte Galatasaray da atamadı golü. Maçı berabere bitirelim. Maçı berabere bitirmek için de bir oyuncudan bir dakika çalayım hesabı düşüncesi vardı. Abi olmuyor işte. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Erdal peki şey olabilir mi burada? Ben bir katkı koymak istiyorum sana izin verirsen. Bir defa Bülent Hoca efsane bir futbolcuydu. Galatasaray'da sayacağım 10 tane futbolcu öyleydi. Varsa geçmişinde öyleydi. Bir takımda çünkü efsane futbolcu olabilmek için bir takımda futbola başlayıp o takımda futbolu bitirmek gerek. Oradan oraya gezen futbolcuya büyük futbolcu dersin ama efsane diyemezsin. Bu arkadaşımız hakikaten Galatasaray'da ciddiyetiyle, disipliniyle, hırsıyla, tekniğinin diğer futbolculara göre üstün olmaz. Ben yıllarca maçını yönettim çünkü. Ama bu inanılmaz derecede hırsı vardı. Şimdi Galatasaray takımının yıllarca kaptanlığını yapıp o takımın büyük atmosferini yaşamış bir oyuncu Galatasaray maçına çıkarken bunun bir psikolojik bir baskısı vardı. Yani Bülent Hoca bu maçta kazanmayı düşünmedi. Bülent Hoca bu maçta savunarak, benim şahsi kanaatim, savunarak, daha çok savunma yönünü düşünerek oyunu tutmayı düşündü. Bu Galatasaray maçına özel değil ama. Ama bu maçta yani çok Bülent daha Hoca'nın net. Genel futbol karakteri böyle. Ama Erdal bu maçta çok daha net. Diğer maçlarda kadro bilmem ne falan. Bu maçta biraz daha iyiydi. Ekip daha şeydi. Yani olmadı. Futbolcular adına da talihsizlikleri vardı. Yani bu maçta bilmiyorum katılıyor musunuz? Ben iki oyuncuda çok ciddi form düşüklüğü gözlemliyorum son haftalarda. Birisi Yekta, birisi Dukare. Yani bu iki futbolcu da ciddi anlamda geçen sene ve geçen bu sezon altında, maçlarındaki özellikle çok arıyor takım. Evet çağrısı. Yani ciddi anlamda bilmiyorum abi ne diyorsunuz ama bir form düşüklüğü hissediyorum. Maicon'da da şu tehlikeyi görüyorum. Maicon'u çok istekli gördüm. Çok hevesli gördüm ama o kadar kritik geri pas, tehlikeli geri paslar yapıyor ki, o kadar kritik pas hataları yapıyor ki yani
Allah bizi korusun bu yaptığı hatalardan, ama onun dışında takımda çok iyiler vardı. Dediğin gibi kaleci Hakan kendisini aşıyor. Kaptan maşallah Diego maşallah. Doğukan Sağbek, çıkıncaya Sağbek, kadar. Sağbek görevini bunlar, yaptı. Bunlar mükemmeldi. Sissoko, Çiko, Nazım ise vasatın üstünde iyilerdi. Şimdi ben Sissoko yani takım... dedin de İlhami sana şunu söyleyeyim. Sen hakemsin. Yıllarca bu işin hep merkezindeydin. Sokko'nun tabii ki iyi oyuncu, kaliteli oyuncu. Tartışmam, kumaşı çok iyi. Ama ne olursa olsun iki kere yaptı o pozisyonu. Daha önceki bir maçta da yaptı. Bu maçta uyardık, da iki kere yaptı. Be. Biz de uyardık. Abi havaya çıkan adam, havaya çıkan adam elini beni. O top çarpar. Bak top sekti. Yani böyle hani de şey deriz ya, teğet geçti. Rüzgarı savurdu. Abi zaten. Hafif bir rüzgarla o top çok az bir falsoyla eline çarptı. Abi eline değmeyen oyuncu. Penaltı, ve bunun penaltı olmaması buraya değdiği anda şu el böyleyse öyle mi Turgay? Hayır, itiraz penaltı bile etmedi ya Cüneyt Çakır'a. Benim elime değmedi diye itiraz şimdi da etmedi. Şimdi bakın. Enteresan. Bu konuda herhalde hocaları maçların analizini yapıyorlardır ki yapmaları lazım. Büyük bir ihtimalle uyarıyorlardır. Bir kez daha söyleyelim. Yani bu arkadaşımız bu maçta iki kere yaptı. Bu hareketi kafaya çıkarken şu alışkanlık haline gelmiş. Bunu, evet bu top bu sefer çarpmadı ama gelecek maç çarpmayacak diye bir şey yok. Çarpar, çarpınca da penaltıyı verir, penaltıyı yersin. Eskiden kuralda topun elle oynaması, elin topla oynaması diye bir ayrım vardı. Hı-hı. Şimdi bu kalktı. El havada. Kalktı. Vücuttan el havada. Ayrıksa, kol evet. Uzuyorsa, koşullar ne olursa olsun hakem... Evet. Ben bu ara kısa bir şey söyleyeceğim. Evet, Bülent Hoca ile... Beklememiz gerekiyordu o yüzden... Bir iki dakika, iki dakika izin verirsen bir şey söyleyeceğim. Şimdi geçen hafta burada bir karar vermiştik. Maçın neticesi ne olursa olsun sevgili hocamızı, taraftarlarımızdan öyle bir talep gelmişti. Özellikle Doğukan'ı da genç futbolcumuzla biz gençlere çok önem verdiğimiz için onunla da gurur duyuyoruz. Antalya Spor'a katkılarından, oynadığı futboldan. Programa çağıralım dedik. Bu görevi de bana verdiniz. Ben de yaptığımız ilk programda ben eskiden tanımam Bülent Korkmaz'ı. Ama yaptığımız programda çok iyi bir aramızda pozitif bir enerji oluştu. Birbirimize telefonlarımızı verdik. Ama herhalde o benim telefonumu kaydetmemiş veya yok. Ben kendisini aradım. Telefonu açmadı, olabilir. Antrenmandadır veya başka bir yerdedir veya bir başka şekilde bir şey vardır. Daha sonra bir mesaj çektim. Ki 99.9 milli maç arasına gireceği için de çocuklarınla geçir, en doğal hakkıdır. Büyük bir ihtimalle. Çocuklarınla geçecek, takıma da izin vereceği için, en az 3 gün izin vereceği için gelemeyeceğini bile bile. Ama aldığımız üstümüze bir vazife var. Sonuçta biz burada öyle veya böyle bir ekibiz ve bizi buna yönlendiren de bizi izleyenler. Bana mesaj çekenler, sana mesaj çekenler, sevgili İlhami'ye mesaj çekenler. Sonuç itibariyle şunu bekledim. Mesajda da onu ilettim. Hocam, sevgili hocam, katılıp katılmayacağınız konusunda sizden ricam bir dönüş yapar mısınız? Benim işte kendimi tanıttıktan sonra telefonumu da tekrar yazdım. Ondan sonra ve şu ana kadar hiç kimse dönmedi. Şimdi ben buradan sevgili hocama bir şey söylemek istiyorum. Biz burada yaklaşık bir senedir sevgili İlhami ve İhsan'la program yapıyoruz. Tamamen işimiz Antalya Spor'a destek vermek, takımımıza, çok sevdiğimiz takımımıza destek vermek. Hiçbir zaman bu işi profesyonel gözle bakmadık ve bakamayız. Bizim işimiz profesyonellik değil. Biz burada amatörce, dediğimiz gibi karınca kaderince takımımıza destek vermek için mücadele ediyoruz. Biz senin hem futbolcu abin olarak, büyük senden en az 10 yaş büyük abilerin olarak, hem eski yöneticim futbolcu olarak en azından şunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bir mesajla katılamayacağını veyahut da müsait olmadığını belirten çok küçük iki cümleyle nezaketen bana dönüş yapabilirdin. Bu konuda üzgünüm hocam. Bu kadar kısa kesmek istiyorum. Fazla da çünkü Antalya Spor'a öyle veya böyle tırnak kadar zararımız olsun istemiyorum. O da bizim hocamız. Sanıyorum eşiyle çocuklarıyla tatilde. Ama dediğim gibi nezaketen. Biz çünkü eski futbolcular, yöneticiler birbirimize bu konuda abi kardeş desteğini her zaman gösteririz, yaparız. Öyle mi Turgay? Çok doğru. Nezaketen bir en azından dönüp mazeretini belirten bir yazı yazsaydı çok sevinirdim. Bunu da belirteyim hocam. Kusura bakma. Evet. Kısa bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.
Evet, programımızın ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde Antalyaspor Galatasaray maçını konuştuk. İkinci bölümde de Antalyaspor taraftarını konuşmak gerekiyor. Çünkü gerçekten son dönemde ciddi anlamda Türkiye'ye örnek oluyorlar. Türkiye'de yapılmayanları yapıyorlar. İşte bizim bu programımız onların sponsorluğunda gerçekleşiyor. Diğer taraftan geçtiğimiz hafta Perşembe günü nesilden nesile Antalyaspor etiketi altında paylaşım yaptılar. Türkiye'de sosyal medyada Türkiye gündemine girdi. Türkiye'de en çok konuşulan konuların başında geldi. İnanılmaz fotoğraflar çıktı. Bu fotoğrafları da ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi nesilden nesile Antalyaspor deyince bir tane videomuz var. Bu videoyu arkadaşlar ekrana getirelim isterseniz. Ondan sonra devam edelim bu konuyla ilgili. En büyük kim? Antalyaspor. En büyük kim? Antalyaspor. En büyük kim? Antalyaspor. Bravo sana! Şimdi bu gördüğünüz tatlı kız Tolga Cömertoğlu'nun kızı. Antalyaspor formasını giymiş. Nesilden nesile Antalyaspor diyoruz ya. Nasıl Antalyasporlu olduğunu Tolga Bey devamlı bahsediyor. Görüntüleri ben sosyal medyada paylaşmıştı. Görünce paylaşmak istedim. Ve bu görüntüleri de her hafta programımız içerisinde koymak istiyorum ben. Çünkü gerçekten çok güzel olacak. Geleceğimiz tabii. Çocuklar bizim geleceğimiz. Yani sen, çocuk sen haftaya torunu koy. Şimdi var bir sürprizim de var. Var mı? İlhan hocama. Arkadaşlar o fotoğrafları da isterseniz ekrana getirelim. Turgay'ın da var Nesilden nesile Antalyaspor fotoğraflarını da ekrana getirelim. O çocuklarımızın, gençlerimizin gerçekten maçta, hatta bayanlar yani o kadar güzeldi ki bu maçta, öyle değil mi İlhan hocam? Saatlerce yani, uyumuyorlar baksana. Evet, fotoğraflar harika, çok güzel. Ekrana gelirse. Çok güzel. Ya işte Antalyaspor'un geleceği. Yani çocuk ve bayan. Tribünde olduğu müddetçe zaten İhsan, bir şey. Çok güzel bir, geçen hafta da burada değerlendirdik, konuştuk. Çok güzel bir profil oluştu Antalyaspor profili. Türkiye örnek olacak bir davranış içindeler. Hakikaten tebrik ediyorum. Bugün göğüs reklamı veriyorlar. Antalyaspor'a destek veriyorlar. Maddi anlamda destek veriyorlar. Ve tribünler son derece centilmen. Türkiye'ye örnek olacak seyirci profili yarattılar. Bunun için de kutluyorum. Yalnız sen bana bir fotoğraf gösterdin. O konuya hemen O konuya gireceğim abi de. Taraftarla ilgili. Onu da konuşalım. Şimdi yalnız. Şöyle Turgay'la bir şey de var. Buradayken o konuyu mutlaka bir konuşalım. Sayın Tolga Cömertoğlu. Sosyal medyada. Sosyal medyada fotoğraflar oturmamış. Fotoğrafları hiç yani. Ekran büyük olunca belki ondan olabilir. Bizi ekranda göstermesin. Şimdi ilk hafta önümüzdeki hafta daha net oturturuz. Evet. İlham hocam onları. Şimdi sosyal medyada bizi kaldırın isterseniz orada. Evet, çocukları göster. Batuhan da çıktı şimdi. Çok güzeldi. Şimdi baksana ya, bunlar bizim geleceklerimiz. Bunlar tabii. Bunların babalarını, annelerini kutluyoruz. Müthiş. Bu çocuklara bu yaşta Antalyaspor sevgisini aşılamaları. Ya Antalyaspor aşkı. Ne güzel ya. Değil mi? Yani pırıl pırıl. Çocuklar işte Antalyaspor. İşte bu yaşta öğrenecekler o sevgiyi, aşılanacak. Burada ben bir katkı koymak istiyorum. Tabii olayı sadece futbolla bağlantılı tutmamak lazım. Bu çok güzel bir ambiyans. Yani Antalyaspor profesyonel futbol takımı, Türkiye Süper Ligi'nde oynuyor. Torunlar geliyor, çocuklar geliyor. Bu harika. Ama bir de Antalyaspor Kulüp Derneği'nin bünyesinde amatör branşlar var. Ve orada yüzme başta olmak üzere birçok branşımız var. Handbol takımı var. Mesela Hakan İrvan'ın yönetiminde, Alp Özel'in yönetiminde yüzme. Evet. Voleybol da var herhalde. Şimdi voleybol var. Başladı ki başkan da bu konuda çok duyarlı. Ali Şafak Bey de katıldı maça. Nafis Tanır'ın döneminden beri süre gelen gerçekten atletizm çok var güzel abi. Atılan adımlar var. Atletizm var, triatlon var, korumalı futbol var, masa tenisi var, voleybol var. Benim bildiğim birçok branşımız var. 11 branş var. Çocuklara sevgi, Antalyaspor sevdası, futbol okullarımız var. Kızlı erkekli. İşte o sevda o küçük yaşlardan, 6'lı 7'li yaşlardan itibaren orada aşılanmaya başlamalı. Yani Türkiye'de bunu başaran kaç tane il var? Çok nadirdir. Hep futbol takımının başarısıyla özdeş tutulur. Hatırlarsın, Trabzon'a gittiğimizde otelin önünde sorardık 20-25 yıl önce.
bir tane Fenerbahçeli, Galatasaraylı çocuk göremezdik. 8-9 yaşındaki çocuklar. Trabzonspor, Trabzonspor. Kadınlar Turgay. Sonra Bursaspor bunu başardı. Bir Bursaspor ruhu oluştu. Ben bizim taraftarı bu yönde kutlamak istiyorum. Şu son yıllarda da inanılmaz güzel bir Antalyaspor taraftar portresi oluştu. Kesinlikle. Burada grup liderlerini de kutluyorum. Deplasmanlara sana bir ilave yapayım mı? Artıran o genç kardeşlerimizi de kutluyorum. Sana bir ilave. Tabii ki. Çok güzel toparladın. Ama Turgay, şunu asla unutmamak lazım. Bunların oluşması için ortam yaratmak lazım. Çok ortam doğru. Nedir? Futbol sahasıdır. Tribünlerdir. O sahayı Antalyaspor'a kazandıran herkese, başta Menderes'e olmak üzere herkese teşekkür etmemiz lazım. Çok doğru. Çünkü oralar bizim 2 senede şeyde oynadığımızı unutmayın. Yani yolunu bulamadığımız Mardan Stadı'nı unutmayın. Oralarda seyirci bütünlemesini yakalayamazsınız. Seyirci ambiyansını, seyircinin tabii olgunlaşmasını yakalayamazsınız. Ama bu yerlerde seyirciyi çeken bir ortam var. Bir şey daha var orada. Türkiye'de her statta maç yönettik. Daha sonra gözlemcilik nedeniyle aynı statlarda gidip gözlemcilik yapıyoruz. Ben hiçbir taraftar grubunun, gruptan bahsediyorum, grubunun bu kadar nezih, küfürsüz maç yönettiği stadın çok az olduğunu görüyorum. Katılıyorum. Ben Torun'la maça gidiyorum. Bir tane küfür duymuyorum. Katılıyorum. Bir tane kötü tezahürat görmüyorum. Sınıf atladık. Gerçekten yani, o konuda sınıf atladık. Antalya olarak ben 07 Gençlik 1966 grubuna 66. ve grup liderlerine, Tolga'ya bu konuda çok teşekkür ediyorum. Onlara destek veren diğer türbündeki yani, arkadaşlarımıza. Yani tabii ki orada başlıyordu kıvılcımlar. Tabii. 07 Gençlik başlatıyordu. 1966 başlatıyordu. Bu sefer de bu yayılıyordu virüs. Ama şu anda faydalı bir virüs var. Bir şey daha ekleyeyim sana İlhami. Ne yaptılar biliyor musun? Ne yaptılar biliyor musun? Lokal kalmadılar. Evet. Gidiyorlar Ankara'ya. Ankara Gücü taraftarıyla buluşuyorlar. Onları da şey yapıyorlar. Gidiyorlar İstanbul'da hangi takımla oynuyorsan onun taraftarıyla buluşuyorlar. Ve genele yaymaya başladılar. Dostluğu, arkadaşlığı. Yanlış hatırlamıyorsam Sivas taraftarlarını ağırladılar. Evet. Kahvaltı verdiler. Evet. Yeni bir sürpriz. Kahvaltıda buluştular. Yeni bir duyum aldım. Konya Spor'la da artık o kötü günleri sonlandırma doğrusu, gibi çalışma yapıyoruz. Doğrusu. Doğrusu. Konya Spor'da artık bundan sonra, Antalya Spor taraftarı bundan sonra ayağa kalkmayan şuralı olsun sözünü kullanacak takım kalmayacak. Abi sporun özünü, sporun yani özünü. Aslanların hepsini yanaklarından öpüyorum. Onların sayesinde ben torunumla, eşimle, kızımla, harika. Kız arkadaşımla maça gelebilir hale geldim ve bugün Erdal... Çok özür dilerim. Hayır hayır devam et. Güzel konuş. Bugün çok ciddi anlamda özellikle bu Galatasaray maçında onur duyduğum bir konuşuydu. Taraftarlar inanılmaz derecede bayan taraftar vardı çocuklar. Aynı şeyi söyleyeceğim. İnanılmaz derecede. Çok bayan var. Ama bir konuyu da eleştirmek istiyorum. Ben arkadaş artık protokol tribününde misafir takım seyircileri hariç veya localarda başka takım formasıyla birilerini görmek istemiyorum. Bu konuyla ilgili mesaj da geliyor yani, taraftarlarımızdan. Olmaz. Lojada oturup yani rakip takım gol attığı zaman ayağa kalkıp yani bunlar bizi İlhami bunları da aşalım ya. İlhami bak olsun ya, güzel kardeşim. Bak dostum bunları da aşalım. Otursun aşma. Abi hiç fark etmez. Sen kendine tarih, bak. Tarih unsuru oluyor. Ama şimdi bir fotoğraf olmayacağız abi. İşte bak sınıf atlamak bu. Olmayacağız. Aşacağız bunları da aşacağız. Şimdi Galatasaray yatkısını açmış abicim, orada. Ben İtalya'ya kızımla karımla maça gittim. İtalya Süper Kupa maçına gittim. Muhteşem bir ambiyans. Turgay Juventus şey maçı iki tane derbi oynuyorlar iki tane takım ve taraftarlar iç içe oturuyor abi muhteşem bir şey. Erdal sen şimdi, de Türkiye'ye bak bugün Konya Spor Beşiktaş. Aşalım diyorum ben de bak bizi başlattık dakika, bunu. Konya Spor evet. Konya Spor Beşiktaş U21 maçını izledin mi? İzledim. Yani gördüm görüntüleri. Biz böyle bir profilden geliyoruz. Her şeyi yavaş yavaş hazırlamak gerek. Ya bir taraftan bir şey yaşalım diyorsun. Bir taraftan da affedersin bir insanın oturamayacağı bir mekana duvar örüyorsun, arkasına seyirci koyuyorsun. Yani bir takım gelişmeler komple olması lazım. Ki biliyorsun sosyal medyada çok eleştirildik. Bu Galatasaraylı futbolcular, seyircileri yani daha doğru Galatasaraylı değil de misafir takım, deplasman takım oyuncularını oraya almak Antalya sıcağında
hakikaten yani hapishanedeki kader mahkumu bir insanı hücreye tıkmak gibi bir şey yani. Özür dilerim, senin mesleğine girmedim. Ama oraya katmak gibi bir şey. Hani bu sadece Antalya'da değil. Bunun ilk modelde Galatasaray kendi sahasında da var. Ama neticede bizim gençliğimizde Turgay abi, Erdal sen baba hatırlardı rahmetli, sen hatırlamazsın. Bizim zamanımızda biz maça giderdik. Taraftarlar aynı tribünde beraber maç seyrederlerdi. Şimdi ben buna bir şey eklemek istiyorum. Çok açık ve net söyleyeyim. Öncelikle Erdal'a şu konuda katılıyorum. Olması gerekeni söylüyor. Onu söylüyorum. Bu beni çok rahatsız eden bir şey değil. Deplasman seyircisinden birkaç kişi, senin de dostundur, birlikte ne bileyim tribünde farklı formalarla oturabilmeli. Yani bunu aşabilmeliyiz. Ama İlham'ı şu yönde haklı. Hani diyeceksin ki abi hem onu haklı hem onu haklı görüyorsun diye. Ülkemiz de buna hazır değil. Az önce senin de söylediğin gibi bir tahrik oluşuyor bir anda. Vay sen burada ne yapıyorsun deniliyor. Biz yıllar önce bir Galatasaray maçında Galatasaraylı bir yönetici tarafından hakarete uğradık şeref tribününde. Bir arkadaşımız Antalyaspor'un attığı gole sevindi diye arkadaş bizi kovmaya kalktı. Komple tepki verdik. Hiç hoş olmayan tartışmalar yaşandı. Vesaire vesaire. Bunları aşmak lazım. Aşabiliyor muyuz? Çok kolay. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Ama şu konuda taraftarlarımız beni mazur görsünler. Bize de uygulanıyorsa o da insan haklarına aykırı. Yani gittiğimiz yerlerde çocuklar öyle söylüyorlar. Abi diyorlar biz de ne şartlar altında kapatıyorlar diyorlar. Çok özür diliyorum kümese kapatılmış gibi bir izlenim yaratılıyor diyorlar. Hoş değil. İster bizim sahamızda olsun ister deplasmanda olsun. Maç seyretmeye gelen deplasman takımının taraftarları insan hak ve özgürlüklerine duyarlı bir şekilde maç seyretmeliler. Bunda hemfikir miyiz? Ha, tahrik olur. Vay koltuklarımızı söker sahaya atarlarsa. Faturasına da katlanırlar. Cezasına da katlanırlar. O zaman adli protokol geçerli olur. Adli hükümler geçerli olur. Tespitler yapılır. Videodan kaydedilir. Maça gelmeme cezaları verilir. İşte sporda şiddetin önlenmesi hakkındaki yasa uygulanır vesaire vesaire. Ama %100 katılıyorum. Bu doğru değil. Gerek bizim sahamızda gerek dışarıda. Şimdi çocuklar da mutlaka haklılar. Diyorlar ki abi biz de gidiyoruz. Yani inanılmaz bir şekilde eziyet ediliyor. Ettirmesinler orada da. Yani ilin kimseye valisi değil mi? Kimseye yapmasınlar. Hiç hoş bir şey Antalya, değil. Antalya Stadyumu'nun da fiziki yapısı çok enteresan. Yani o balkon balkon olması, çok dar olması, bir de önde cam olunca. Yani, evet, biraz altta komple bir bant yaparsın aşağıya kadar. Stat 33 başta aşağıdaydı, sonra yukarı alındı. Yani, onun sebebi yukarıdan aşağıya bulan hangi taraftarı koyarsan koy aşağıya bir şey atmaları ve cam güvenliğinin olması nedeniyle. Bunu anlayışla karşılayabiliyorum ama eğer böyle bir uygulama varsa, %5, %10 uygulaması varsa, Futbol Federasyonu bu sahalar yapılırken planlama bunların önüne gidiyor. Bu planlamada hayır kardeşim, şu bölüm, stadın bu bölümü şeye ayrılacak. Emniyet güçleri oldu. Emniyet güçleri de bu grup buraya ayrılacak deyip bu işi çözmek zorundayız diyorum ve arkasından da sana bir soru soruyorum. 17.786 tane taraftar vardı müsabakada. Evet. Yani yaklaşık 18 bin. Antalya'nın taraftar sayısı 10-12 bindi. Şimdiye kadar ortalamamız. Galatasaray maçı nedeniyle. Tabii Galatasaray maçı nedeniyle. Bunun bir kısmı 1500-2000 civarında Galatasaray taraftarının olduğunu tahmin edersek. Deplasman tabii. Bir de büyük maça gelmek isteyenler var falan filan. Ve yaklaşık 4000-5000 civarında kombine bilet satıldı. Kombine mi satılmış? Kombine satıldı. Bu maçtan önce. Bu maçtan önce. Ve kombine fiyatları Galatasaray maçından önce %20-%25 civarında indirildi. Bu ne kadar adil, doğru mu değil mi tartışalım. Şimdi kombine tabii çok bıçak sırtı bir konu. Ben yıllardan beri aile boyu, eşim, kendim, çocuklarım sürekli kombine alırız. Belli yerden arkadaşlarımızla beraber izlemeye çalışırız ve keyif de alırız. Tabii siz bunu aldığınız zaman kupa maçlarında da geçerli herhalde. İçeride 17 tane maç seyrediyorsunuz. İşte Türkiye Kupası'nda da 3-4 tane maç denk gelse 20-21 tane maç oluyor. Buna bir ücret veriyorsunuz. Tabii içeride kaç tane maçımız oynadık? 17 tane maçın 4 tanesi mi oynandı içeride veya 3 tanesi mi oynadık?
Dördünü mü oynadık? Konya maçı. Dört maç oynadık. İşte Rize maçı. Yani o rakamı orantıladığınız zaman herhalde İlhami Hocam'ın hesabı öyle ortaya çıkacak. Tabii kombineyi sezon başında alarak takıma katkı vermeyi düşünen insanlar haksızlığa uğramış gibi gözüküyorlar. Ama bir yandan da yönetimsel boyutta baktığınız zaman acaba diyorsunuz özendirebilir miyiz? Hani kalan 12 tane içerideki maçta veya 13 tane içerideki maçta birazcık sirküle bir kazanç bir fonda oluşabilir mi düşüncesiyle %20, %25 iskonto ile satıyorsunuz. Bıçak sırtı bir konu. Yani ya arkasında durup hiçbir şekilde indirmiyoruz ancak neşleri tam vurup devre arasında bunun yarı fiyatına kalan maçları vereceğiz. 8'e 9 gibi. Şimdi biz 9 deplasman oynayacağız. Değil mi? İçeride 8 tane maçımız var. Hani %50'ye indirdim. Hiç kimsenin hakkı da, zayi olmasın senin, denilebilirmiş. Senin dediğin bıçak sırtı bir durum bu ama şunu ben onu burada sezon başında da vurgulamıştım. Bizim zaten seyir sayımız belli. Bu stat yapılırken de çok tenkit edildi. Niye bu Antalya'da seyirci yok, 10-12 bin seyirci var. Niye 33 bin kişilik stat yapılıyor falan diye. Ben de hep şunu söyledim. Biz yaşadık ve gördük. Antalya Spor taraftarı aslında sadece Antalya'da değil, bugün Alanya'dan, bugün Kemer'den, bugün Gazipaşa'dan, bugün ilçelerinden de, Korkut Eli'nden de ciddi bir Antalya Spor taraftarı var. Hatta Burdur'dan maça gelen insanlar var. Isparta'dan maça gelen insanlar var. Yani Süper Lig görmeyen insanlar var. Şimdi olaya bir böyle bakmak lazım. Bir ikincisi bir İzmir çıkarmasını unutma. Karşıyaka maçında biz 20-25 bin taraftarla gittik İzmir'e. Şimdi Antalyaspor'da Antalya'da taraftar yoktu da bundan 20 sene önce, 25 sene önce, 30 yıl önce o taraftar nereden geldi o nüfusla? Nereden çıktı? Var. Demek ki var. Demek ki olur. Şimdi burada hadise stadın dolması ama statta şu var. Şimdi bir stadın dolması için ne lazım İlhami? Futbol ne? Sportif başarı. Futbol ne? Görsel bir şov. Öyle mi? Görsel şovu yaşatan kim? Oyuncular. İyi oyuncular, kaliteli oyuncular. Sen iyi oyun görmezsen, iki senedir Fenerbahçe taraftarı, örnek veriyorum, kimse üzerine alınmasın ama iki senedir Fenerbahçe taraftarı stada niye gitmiyor? Niye protesto ediyor? Oynanan futbolu şimdi başkan değişince ne ümit ettiler, ne beklediler? Niye 30-40 bine yakın kombine aldılar? Futbol değişecekti de Ali Koç. Fenerbahçe hep atak oynar dedi. Bu taraftarı gaza getirdi. Ve taraftar bunu bekliyor. Bu görüntüyle, bu beklentiyle 40 bin tane kombine aldı. Şimdi Antalyaspor'da da bunun bir şekilde birleştirilmesi lazım. Bir, ekonomik anlamda Antalya stadının dolması için, gençlerimizin önünün açılması için, bayanlarımızın önünün açılması, çocuklarımızın önünün açılması için onlara düşük bütçeli bir kombine stadın şeyi sayısal büyüklüğüne göre düşük bütçeli bir kombine yaratılabilir. Yaratılmalı da. Çünkü o stadın en az 20 bin kişiyle, 25 bin kişiyle o ambiyansı yakalamasını istiyorum. Ben bir Antalya Spor taraftarı olarak, bir spor sever olarak. Çünkü seyirciyle güzel futbol. Arkadaşlar, seyircinin olmadığı maçlardan zevk alıyor muyuz? Ne kadar yavan geliyor oyun bize? Şimdi ama buradaki sorun o değil. Tamam, senin de burada altına katılıyorum. Hayır, sana geleceğim şimdi. Evet. Sen diyorsun ki, bu ben... şeye benziyor, vergi affına, şey affına benziyor, SGK affına benziyor. Ben paramı gününde yatırıyorum, iyi vatandaşım ama İlhami Kaplan veya tersine söyleyeyim, Erdal Atılgan zamanında yatırmıyor ama bir af çıkıyor. Aynı şeyi görüyoruz. Bu senin söylediğin. İnsanları rahatsız ediyor. Şimdi buna önlem getirir yöneticiler. Sen buradan çağrını yap. Benim sen çağrını yap. Buna önlem getirirler. Bundan önce indirimden önce %20-25 yapılmış ya. Bundan önce Antalyaspor yönetimi bunu mutlaka değerlendirir, kimsenin hakkını. Mesela benim aklıma gelen bir öneri var sevgili Erdal burada. Ya kardeşim 4000-5000 civarında bu takım yerlerde sürüklenirken bu takım düşer. Bu takım o sebepten bu sebepten sebebi ne olursa olsun ben kombine almayacağım diyen bir kitle var ve Galatasaray maçından önce fiyat düşürülüyor. Zamanlama burada, yanlış oldu bence. Yani burada kafalarda ciddi ciddi soru işaretleri var. Ben yönetimden şunu bekliyorum. Kombine alan
3-4 bin arkadaşa maliyeti çok yüksek olmayan Antalyaspor atkısını yazarsınız ve bu insanlara kombinesi de geldiği zaman hediye edersiniz. Bu insanları onlara veya edersiniz. Forma verirsiniz ya. Veya bir forma verirsiniz bu insanlara onlara veya edersiniz. Veya önümüzdeki yılki kombinede %20 indirim yapar. Dersiniz ki bu 4000 kişiyi IBM'e bilgisayara işlersiniz. Gelecek sene bu insanlar kombine almaya geldikleri zaman %20 indirim hakkı verir. Senin bu çağrını değerlendirdin. Bu, bunun yani mutlaka bu şekilde yapılması lazım. Yoksa ben de gelecek sene 3 hafta beklerim. Biletle girerim, arkadaşımın aklına girerim. Dördüncü hafta... Takım da üç hafta patlar arka arkaya galibiyetlerle. Yani bu çok adil olmadı. Bu çok adil olmadı. Yönetimin ciddi bir şekilde o her şeye rağmen sezon başında kombine alanlara bir jest yapmasını bekliyorum. En kötü gününde destek verdi. Yani sezon başında kombine alan insanlar niye aldı? Antalyaspor mali anlamda zor durumda destek olmak için elini taşın altına soktuğu için. Bir de zamanlama konusunda şöyle bir hata var. Şimdi bence abi. Şunu okursan sevinirim. Sevgili Naci gazeteci kardeşimiz, öğrenciler için bilet fiyatlarının da düşük olursa gençleri de sahaya çekeriz diye bir mesaj verdi. Evet, o da önemli. Tabii, bayanlar yani ve öğrencilere belki bunu bir kampanya hep yapılabilir. Buradan vurguluyoruz, hep de söylüyoruz. Zaten niyetimiz, derdimiz de gençlerimizin kötü alışkanlıklar yerine maçlara gelmeleri ve Antalyaspor sevgisiyle büyümesi. Şimdi az önce gördüğümüz fotoğraflardan hepimiz etkilendik. Bütün gençlerimizi, kızlı erkekli stada bekliyoruz. Bunun için de yöneticilerimiz gerekeni yapacaktır herhalde. Yapacaktır. Şimdi izin verirsen bir cümleyle şunu eklemek istiyorum. Kombineyi de biraz aşmak istiyorum. Şimdi Antalyaspor olarak biz Galatasaray maçını kazanmış olsaydık, ligin zirvesine kurulsaydık, birinci ya da ikinci sırada olsaydık, arkasından Alanya deplasmanından sonra oynayacağımız herhalde Trabzonspor maçı var. Alanya maçından da puan ya da puanlarla geldiğimizi düşün. Trabzonspor maçında sportif başarıya orantılı olarak bir anda minimum 25 bin seyirciye oynardık. İşte ben taraftarın rolü burada ortaya çıkıyor. Onun için bu gençlere vefa borcu var Antalyaspor'un. Bakın Almanya'da, özellikle Alman Ligi'nde, İngiltere Ligi'nde şampiyonluğa oynayan veya şampiyonluğu kanıksamış takımların dışında İspanya'da buna dahil edilebilir. Dikkat edin bakın. Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City. İngiltere için ayırın. Almanya'da Bayern Münih'i ayırın. Hiç şampiyonu olmamış ama kendi yağıyla kavrulan takımlara dikkat edin. Maç ortalamalarını izliyor musunuz? Evet, evet. İlhami yıllarca takip dışarıda ediyorum. Maç takip etti, şey yönetti. Erdal. İnanılmaz bir seyirci potansiyeli kemik var. Bizim işte Antalyaspor dediğimiz o ruh var ya, ben ondan önemini vurgulamaya çalışıyorum. Bunu 6'lı, 7'li, 8'li yaşlarda kentin her yerinde görsel olarak bayraklarla, formalarla, yüzme yarışmalarıyla, koşularla, atletizmle, handbolla, basketbolla, voleybolla, sadece futbol endeksi değil, bu ruhu verebilirsek Antalyaspor geleceğini kurtarmış olur. Tabii tabii. Yani bundan 10 yıl sonranın, 15 yıl sonranın semeresi o zaman ortaya çıkacak, meyveleri alınacak. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Ama şimdi şöyle, kısa vadede doğru, kısa vadede seyirci görsellik istiyor. Seyirci kariyer istiyor. Ha, kariyer yönüyle de baktığında az önce konuşuldu. Şimdi Bülent Korkmaz şu anda Süper Lig hocası, Türk spor tarihinin kariyer olarak en üstün futbolcusu. Yok. Yok. Doğru. Neden? Yıllarca Galatasaray takımında oynamış, sayısız lig şampiyonluğu kazanmış takımın kaptanlığını yapmış. UEFA kupasını kazanan, Süper Kupayı kazanan takımın kaptanlığını yapmış. Dünya üçüncüsü olan A milli futbol takımının kaptanlığını yapmış. Doğru mudur? Doğru mudur? Evet. Değil mi? Bir istikrar abidesi. En çok milli olan. En çok milli oyunculardan birisi. Ve o hırs ve motivasyonunu takıma aşıladığı için ben gerçekten keyif aldığımı söyledim. İnşallah Erdal'ın sitem olmasa bile bir büyüğü abisi olarak dile getirdiği konuya da mutlaka duyarlı davranır diye düşünüyorum. Bunu niye anlatıyorum? Bülent Korkmaz'dan başladım. Ha, geçmişte bunlar hep yaşandı. Erdal'la bizim birlikte olduğumuz dönemde
Bir Fani Madida geldi. Bir Feyyaz Uçar geldi Antalya Spor'a. Bora. Rahmetli Bora vardı. Bizden önceki jenerasyonda Bora Öztürk vardı. Bunlar hep tribün yüzdesini arttıran oyunculardı. 3 yıl önceye gel bir Samuel Eto'nun gelmesi. Bunlar hakikaten hamledir. Büyük hamlelerdir. Çok güzel şeylerdir. Ama bunların da soyutlanarak Antalya Spor'un ruhunun geliştirilmesini ben kastediyorum. Evet. Çok açık çizgilerle. Kesinlikle. İşte çocuklarımıza, torunlarımıza, benim iki torunum, başta eşim fanatik Antalya Sporlu. Benim eşim daha kırmızı beyaz forma giymeden hiçbir maçına gelmedi Antalya Spor. Hepsine kırmızı beyazlı formasıyla geldi. Evet, evet, bu çok güzel. İşte onun için de Turgay abi biz bugün konuştuk. Anlatmaya çalıştık. Önemli olan, şey bu abi. Nesilden nesile Antalya Spor adı altında bundan sonra her hafta tribünlerimizde olan çocuklarımızı zaman zaman gidip onlarla konuşarak, o röportajları da buradan yayınlayarak biz buna elimizden geldiğince çaba sarf edeceğiz ve Kanal V bir uygulamaya daha başladı. O uygulama da şu: biz futbolun profesyonel yüzünü konuşuyoruz üçümüz konuklarımızla çok beraber. Çok doğru. Salı günleri de Amatörün Nabzı adı altında bir program başladı. Süper. Ejder ve Metin Suya Bakan kardeşlerim yapıyorlar o programı. Onlar da Antalya Spor'un altyapısı, Antalya futbolunun altyapısıyla ilgili yayın yapıyorlar burada. Bu yayınların toplamı senin dediğin noktaya getirecek Antalya Spor bütünüyle bir proje takımı olacak Allah'ın izniyle. Ama bu noktada yöneticilere de çok ciddi görev düşüyor. Esas iş kişisel, oraya düşüyor abi zaten. Kişisel kaprislerden, tabii, kişisel hırslardan, kişisel intikam almalardan, geçmişi suçlamalardan şiddetli bir şekilde uzaklaşmalılar. Kendi aralarında tek vücut olmalılar ve herkese kucak açmalılar. Eğer bunu yapmadıkları takdirde bizim atalarımızdan gelen bir söz var: balık baştan kokar. Balığı baştan kokutmayalım. Evet. 23 Nisan'da özellikle Antalya Spor forması giymiş çocuklarımıza yerlerimizi bırakalım. Bunu yapalım. Çok güzel. Tamam. Ben, güzel bir proje. Çok güzel. Ben neden Bülent Korkmaz'ı anlatarak, kariyerinden bahsettim. Yani Turgay abi ya durduk yerde hocayı anlattın diyebilirsin diye açılımını yapmak istiyorum. İşte şimdi yönetim, şimdiki yönetim veya bundan sonra görev alacak yönetimler çok ünlü bir oyuncuyu getirebilirler. Birkaç tane getirebilirler. Bütçemiz el veriyorsa neden gelmesin? Gelsin. Tribün Show mükemmel. Erdal'la herhalde ilhamıyla hemfikiriz. Ama ben Antalya Spor'un öncelikle bunların ötesinde ruhunu kazanması gerektiğini. Kesinlikle. Benim düşüncem bu. Şu çocuklar ya çok yatırım. Net, çok net. Bundan güzel yatırım olabilir mi? Kesinlikle. Tomurcuk fidan bunlar. Fidan. Aynen. Çok net. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl bu sevdayla 20'li 25'li yaşlara gelecekler. Biz görür müyüz, görmez miyiz bilmiyorum Allah ama uzun ömür versin. Allah ömür versin hepimize, sağlıklı ömür versin. Evet. İşte Antalya Spor'da özlenen tablo bu olmalı. Antalya Spor şampiyonluğa oynamasa bile, Antalya Spor ligdeki konumu ne olursa olsun, mütevazi bir maçta Antalya Spor Ankara Gücü maçında tribünlere 33 bin kişilik stadın 25 binlik koltuğunu doldurabiliyorsa bu olay başarılmış esas, demektir tabii, arkadaş. Yoksa benim maçlar kazanılır, kaybedilir, başka bir Göztepe bizde misafir olurken biz tribünlere 22 bin taraftarı toplayabiliyorsak tabii, işte Antalya Spor ruhu budur. Kesinlikle. Ama şampiyonluğa falan oynamayalım. Ali Şafak Başkan hemen şey durdurdu. Yeni Nasrı'da olmasın desin. Şimdi bir iki sene emek diyelim böyle. Şimdi kombine konusunda söylemek istediğim şu: benim eleştirim şu yöndeydi. Antalya'da yaşayan Galatasaraylı, Antalya'da Galatasaray çok fazla. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Bu maçtan önce bilet almak yerine Antalya'da yaşayan Galatasaraylılar kombin almayı tercih edebilir. Niye? Çünkü Beşiktaş gelecek, Fenerbahçe gelecek. Yani maç bileti almaktansa kombin alırım. Hesabını bireysel mi yapar? Bireysel yani yapar. Yani kombin alırım. Beşiktaş maçına, Fenerbahçe maçına gelirim der. Bir daha da maça gelmez. O yüzden o zaman da gerçek Antalya sporluları bu sefer getirememiş oluruz. Benim şeyim buydu. Eleştirim buydu. Yani zamanlama konusunda tamam indirim yapalım ama zamanlama konusu doğru değildi. Ama gerçek Antalya sporlular da geçen yılki oranın yarısına, üçte birine düşmemeliydi. Düşmemeliydi, evet. Yani düşmemeli. Şimdi bu da bir eleştiri. Tabii, işin doğrusunu konuşmamız gerekirse. Ama alan 4000 kişiydi. Ben de diyorum ki önce Antalya Sporu olmalı beyinlerimizde. Ama işte önce şimdi orada yalnız çok enteresan tespitler var Turgay. Tabii biz hep eskiye dönmeyelim, eskiyi konuşmayalım ama eskide yapılan ufak tefek yanlışlar, hatalar da var.
Biraz seyirci buna tepkisel geldi, tepkisel baktı. Olmaması gereken şeyler. Kişilere, yani, kişilere tepki yapsak da Antalya Spor'a yapmayacağız. Yani burada Armut'la elmayı birbirine ayırmak lazım. Tabii. Orada da senin dediğine katılıyorum. Yani Antalya Spor ruhunu, Antalya Sporluluk ruhunu her zaman, her daim yaşamak lazım. Benim şimdi kafamdaki rakam şu abicim, onu bilmem. Bu 33 bin kişilik tribünün %50'si kombine olması lazım. Net, tabii, net, bu kombinenin de %70'i maça gelmesi, gelmesi lazım kesinlikle. Yani kombine almak benim için karine değil. Kombinesi olanların maça gelmesi, maça gelemeyecekse de kombinesini birisine yüklemesi, yerine birisini maça senin katması. Senin dedin sadece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş yani, maçlarında. Evet yani büyük maçlarda, yani ben kendim söylüyorum. Yani büyük maçlarda bana dün geçen hafta 8-10 tane arkadaş maça gelmek için sarşeyi istediler ve şart koştum. Bir tane şartım var. Kesinlikle başka takım formasıyla gelmeyeceksiniz. Bir de bütün maçlara gelsinler. Yani sadece tek gelecekler, maç olmasın. O ambiyansı sevdiler, o insanlar da o maça vallahi gelecekler. Sevgiyi öyle bir yüreklere yerleştirmeliyiz ki. Ünlü bir sanatçımız, yanılmıyorsam Metin Ersoy'du, Kalipso Kralı. Bir canlı yayında, hiç unutmuyorum. Ya şu anda ne diliyorsunuz falan dediler. Ne arzu ederdiniz? Vefa amatör kümeye düşmüş ya, düşün. Meşhur Vefa, Süper Lig'de yıllarca eski oynamış eski futbolcu Metin Ersoy, senin iyi tanıdığın birisi. Ne dedi biliyor musun? Vefa'nın dedi şimdi maçı var dedi. İnşallah kazanır dedi. Amatör kümedeki takımı için yani, duyduğu heyecana bak. Göztepe'nin abi, mesela. Yani inanılmaz bir şey. Bak Turgay, şeyi unuttuk. Göztepe'yi unuttuk. Demin Bursa'yı örnek verdin ya. Tabii. Onların da bir kemik kitlesi vardı. Kemik bir kitlesi var. Şimdi Vefa'dan konu açılmışken o fotoğrafa da gireceğim ama yalnız. Yok, gir onu da konuşalım. Şimdi Tolga Cömertoğlu tweet atmış. Okumamı rica etti. Çok tabii güzel ki, bir proje tabii, çünkü. Tabii. Onu okuyalım. Yani bu antrenörlük ruhunu ama geliştirme anlamında bir seyirciye daha konuşalım da çünkü bu konuya bir daha dönmeyelim. Hı-hı. Ben bir duyum aldım. Bana telefon açtılar. Önce Twitter'da okudum. Sonra telefon açtım. Bunu bir inceleyelim. Hı-hı. Dediler ki hocam Antalya Sporlu'yu anlatıyorsunuz ama Antalya'nın Lokomotif Okulu aşağı yukarı bizim jenerasyonda 10 kişiden 8 kişinin mezun olduğu Antalya Lisesi var. Benim okulum. Hepimizin okulu muhtemelen. Birçoğumuzun okulu diyelim, Antalya'da doğan, yaşayan. Antalya Lisesi'nin futbol takımının lisanslı oyuncularının tamamı Trabzonspor takımıyla, onun altyapısıyla. Yani Trabzonspor futbol okuluyla evet, birlikte bütün oyuncular bütün yani birlikte çalışıyorlar. Bu konuyu bir irdelemek lazım. Antalya Lisesi gibi nasıl Galatasaray için Galatasaray Lisesi çok önemliyse tabii, Antalya Spor'un Antalya Lisesi çok çok önemli. Eğer böyle bir şey varsa idarecilerden, futbol takımını çalıştıran hı-hı, yöneticilerden rica ederim bu yanlıştan da bir an önce dönsünler. Dönsün. Antalya evet. Lisesi bizim takımımızdır. İlhami ile ben de orada yandık. Şampiyonluklar yaşadık. Antalya liseler arası maçlarda en çok şampiyonluk yaşayan okuldur ve dediği gibi de çok önemli. Metin bu Ünallar, çok önemli bir konu. Tabii, bu konuyu takibini yapalım. Önümüzdeki hafta evet, takip edelim. Sen de bunu basında lütfen bu konuyu işle. Tamam söz veriyorum. İlham Hocam. Şimdi hemen şu Tolga Cömertoğlu'nun attığı tweetlere gelmek istiyorum ben. Şimdi Antalya Spor şenliği yapalım ve ilkini gerçekleştirelim diye bir öneride bulunmuş Sayın Tolga Cömertoğlu ve tweetler paylaşmış. Birkaçını hemen kısaca okuyayım. Antalya Spor taraftarları şenliği fikri, içinde kurulacak şişme oyun grupları, çocuk animasyonları ve benzerlerine ben sponsor olabilirim demiş. Burada amaç gençlere tüm Antalya takımını sevdirmek, tanıtmak ve stat dışında da ailelerimizle hep birlikte olabilmek demiş. Çok güzel bir fikir bence de. Bu şenlik bir pazar günü belediyelerimizden hangisi bize yer gösterirse onların yönlendirebileceği bir alanda gündüz olabilir, piknik de yapılabilir. Taraftar dernekleri, tişörtler ve Antalya Spor logolu oyuncaklar dağıtılabilir. Bu konuda da Sayın Başkan Ali Şafak Öztürk de takımı oraya getirirse bir güzel bir ambiyans olur. Belki imza törenleri de yapılabilir demiş. Bu sene ilkini yaparız. Her sene geleneksel hale getiririz. Stat dışında da ailelerimizle hep birlikte bir araya gelir ve güzel bir gün geçiririz demiş. Bence son derece güzel bir fikir. Bu konuyla ilgili bunun üzerine gitmek gerekiyor. Evet, belediyelerimize de çağrıda bulunalım. Destek olsunlar. Antalya Spor Kulübü'yle de bu konu beraber birlikte bir projelerinde. Camia var da bir bütün halde. Ben bu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim, bir şey anlatayım. Ben eski denizciyim. Babadan atadan denizci. Hayatım denizle geçti. Yaptığım iş meslek gereği.
Bir tarihte bundan işte 15 sene kadar önce bizim bir Rotary grubu, ben de içlerine dahil oldum. Bir proje başlattık. Benim çok gurur duyduğum, çok özel ve çok da katkı verdiğim bir projeydi. Bu projenin amacı şuydu Turgay. Kentte kırsal bölgede kalan çocuklarımızı, öğrencilerimizi okullarına gidip ziyaret ediyorduk. Bunları otobüsler göndererek okulun seçtiği kızlı erkekli öğrencileri alıp Antalya Limanı'na getiriyorduk. Antalya Limanı'nda denizciliği anlatıyorduk, gemileri anlatıyorduk, tamir tahliyeyi anlatıyorduk, yatları anlatıyorduk. Boşaltmanın, yüklemenin nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını anlatıyorduk. Ve orada denizi görmemiş çocuklar görmüştü. Yemek yiyorduk hep beraber birlikte. Sonra akşam üzeri tekrar onları 3-4 saatlik bir gezintiden ve sohbetten sonra otobüse bindirip tekrar okullarına geri gönderiyorduk. Bir cumartesi günü yapıyorduk bunu. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söyleyeyim. Sen dedin ya, çok hoşuma gitti o laf, Antalya sporluluk ruhu diye. İşte böyle bir ruh içerisinde, bu ruhu yaşatmak için okulların belirli günlerde Antalya stadını, Antalya Spor stadını ve olacak, yaratılacak müzesini Antalya Spor'un mutlaka ziyaret etmelerini sağlamak lazım. Gruplar halinde. Ve bu projeyi mutlaka Antalya Spor yönetiminin hayata geçirmesi lazım. Bizim de ilave bu konuyla ilgili baskı yapmamız lazım. Çünkü çocuklarımıza, bak bu çok önemli bir laf, Turgay'ı bu konuda kutluyorum. Antalya Sporluk ruhunu çocukken aşılamamız lazım. Bunu çocukların beynine, kalbine kazınmamız lazım. Bunu yapmanın da yolu o çocukları Antalya Spor'la tanıştırmakla geçer. Tanıştırmak için de mutlaka Antalya Spor'un müzesi lazım. Ve mutlaka Antalya Stadı'nın havasını teneffüs eden bu çocukları oraya götürmek lazım. Abi şimdi müze deyince de 07 Gençliğin bu sponsor olduğu forma hem ön hem sırt. Ben sonuna kadar destekliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Yani Antalya Spor Müzesi'nde de bir tane örneğinin mutlaka bulunması gerekiyor o formun. Tebrikler. Hatta storlarda satışa çıksın. Bir de şunu söyleyelim İhsan. Yani, ilk çok, çok Türkiye'de güzel, ilktir. Çok güzel, bakın, evet. Bakın altını çizerek bunu söylüyorum. Bunu İngiltere'de, Arjantin'de yapsalar var ya, kitabı Türkiye'de, okuduk. Ben yurt dışını bilmiyorum. Ahkam kesmek istemiyorum ama Türkiye'de bir taraftar grubunun takımına sponsor olarak forma reklamı verdiği tektir, ilktir. Evet. Evet. Müthiş. Şimdi Tolga Cömertoğlu'nun bu Antalya Spor Şenliği önerisine de kanalımızın yönetim kurulu başkanı Okan Bey, Okan Kaya da cevap vermiş. Ses, sahne, teknik de benden demiş. Buradan i̇şte, da teşekkür ederim. Okan Bey. Teşekkür ederiz. Yani. Teşekkür ederim. Evet. Yani, bu şekilde Antalya Sporluluk ruhu bu kentte birinci sıraya oturacak. Ben buna eminim. Yani ben de gerçekten İsmi de İlami Antalya Sporluk ruhu olsun. Evet, Turgay olsun isim babası da. Kanal ve ekibine teşekkür ederiz. Çünkü ne zaman bir canlı yayın istesek bu canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Aynen, kesinlikle. Her şeyi bizden esirgemiyorlar. Antalya Spor'dan esirgemiyorlar. Kanal ve yönetim kurulu başkanına da gerçekten bu duyarlı davranış için teşekkür ederiz. Sağ ol sevgili Şimdi bu arada biraz önce Turgay abi güzel bir örnek verdi, vefa dedi. Bir fotoğraf var, arkadaşlar getirse o fotoğrafı ekranlara. Bu konuya da ben atlamak istemiyorum. Çünkü ben çektim bu fotoğrafı basın tribününden. Aşağısı VIP tribün. Önde oturan arkadaşlar, tam ekran yapalım gözükmüyor. Bizi kaldır oradan. Bizi kaldır, ekrana getirsen fotoğrafı. Evet, hemen en önde oturan kırmızı şortlu, beyaz tişörtlü, gözlüklüyü sanıyorum hepiniz tanıdınız. Oral Yenigün. Antalya Spor'un efsane futbolcularından. Yıllarca hizmet etmiş Antalya Spor'a. Ve döneminde seyirciyi heyecanlandıran futboluyla. Sol ayağıyla. Tabii. Sol ayağından geldiğinde olay olmuştu. İnanılmazdı, inanılmaz bir sol ayağı. Şimdi olsa parayla alamazsın. Nerede oturuyor gördünüz, öyle değil mi? Merdiven orası. Merdiven de oturuyor. Yani benim bakın şu an tüylerim diken diken. Bu konuda şöyle bir değerlendirme yapmak isterim. Metin Ünal abimizle cumartesi günü buluştum. Bana bir sitemi iletti. Futbolcularımıza kulübümüz tarafından sağ tarafta herhalde bir yer ayrılmış. Fakat konum itibariyle oradan memnun olmadıklarını dile getirdi.
Ben de tabii kombinelerin ne şekilde serpiştirildiğini, nasıl satıldığını tam olarak bilemediğimi söyledim ama yine de kulübe bunu ileteceğimi söyledim. Ve o sözü de verdim, takipçisi olacağım dedim. İyileştirilebilir mi? Antalya Spor forması giymiş olan futbolcularımız olağanüstü yoğun sayıda değil bildiğim kadarıyla. Sağdan say, 100 evet, kişiyi sol kadar, 150 kişi. Kadar. Onlara tabii ki gerekli vefayı göstermemek zorundayız. Tabii. Demin Metin Ersoy olayında ben çok duygulanmıştım. Çok duygulanmıştım. Amatör kümeye düşmüş olan Vefa Spor'a karşı olan vefası. Hı-hı. Müthiş bir olay ya. Müthiş bir olay. Şöyle bir şey söyleyeyim. Onun Süper Lig'de birinci, ikincilikte olması önemli değil. Onun tabii, takımının tabii. Vefa Spor olması. Kesinlikle. Vefa takımı olması. Yeşil beyazdı herhalde değil mi? Renkleri de. Adam gönül vermiş ya. Gönül çok önemli şöhretler çıkmıştır oradan. İlhami sen hemen bir şey istiyorsun konuşacaksın ama şey vardı mesela kim Uğur Dündar vardır. Vefa Lisesi'nden. Şey vardır yine yanlış hatırlamıyorsam onun kimdi ya komedi sanatçılarından tiyatro. Müjdat Gezen Vefa Lisesi doğru. Mezunu. O da Vefa Lisesi doğru. Mezunu. Doğru. Vefa Lisesi mezununun çok şöhretli şeyleri var. Vefa takımının da hasta taraftarı. Fanatikleridir evet. Ben doğru. Hatta bir adım daha ileriye gitmek istiyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş çok önemli maçlarından önce o takımın formasını giymiş, tekrar Avrupa'ya dönmüş yabancı futbolcularını getirip futbolcularıyla buluşturuyorlar sahada maçtan evet. Önce. Yani bir adım daha ileriye giderek bu oyuncular taraftarlara müsabakadan önce anons edilerek şeylerimiz var bizim çünkü biliyorsunuz. Çok büyük bir görsel yerlerimiz var. Orada o dönemin formasıyla o konulara plaket hiç şey vermesem bile. İlk döneminde bir yapılmıştı. Mesela yani, Donsuz Veli'ye verilmişti yani plaket. Bunun devam etmesi. Plaket verilmese bile. O insanlar evet oraya gitse. Çünkü bunların yani bunlar vefa işte sizin Sayın Başkan bu konularda çok böyle. Hassas. Bu konularda hassas. Turgay'la biz Antalyaspor'da birlikte görev yaptığımız dönemlerde bu konuyla ilgili çok duyarlı davrandık. Hatta Turgay hemen hatırlayacaktır. Metin Türel'in yardımcılarını Antalya'dan seçtik. Antalya'da bütün Antalya'daki o dönemki arkadaşlarımız bizim o zaman Metin Türel'in yardımcıları Antalyalıydı. Bir maça gitmiştik. Abant'ta kamptaydık. Rahmetli Erdal Akpınar. Erdal abimizi rahmetli anıyorum buradan. Antalyaspor'un çok önemli bir ismiydi. Marka isimlerinden bir tanesiydi. Onun bir arkadaşı bizi ziyaret etmişti. İbrahim abi. Hiç unutmuyorum. Çok eski futbolcu. Turgay yanımızda mıydın? Hatırlıyorsun bilmiyorum ya. Beraber miydik? Herhalde Muammer abi falan böyle oturuyorduk bir grup. İbrahim abi sohbet ederken cebinden iki tane kart çıkardı. Birisi Kocaeli Spor, birisi Sakarya Spor kartı. O takımlarda oynamış İbrahim abi. Yaşıyorsa Allah ömür versin. Evet. Ondan sonra bu kartlar onur kartı. Ve ömür boyu maça giriş kartı. Şimdi tabii ben çok etkilendim. İlk yönetim kurulu toplantısında Turgay'la biz beraber birlikte karar veriyorduk o zaman spor şubesi olarak, futbol şubesi olarak. Yönetimde söz aldım ve bunu anlattım, bu konuyu anlattım. Sevgili başkanımız da çok duyarlı bir insan, Hasan Subaşı. O dönemde bazı arkadaşlarımız, isim vermek önemli değil, burada hiç de gerek yok, bu konuya karşı çıktılar evet. O dönemde. Kabul görmedi. İstemediler, kabul ettiremediler. Olmadı, başaramadık. Ama sonra onun mücadelesini Turgay da verdi. İçeride kaldı o. Ben dışarıda mücadelesini verdik. O zaman ben bir köşe yazarlığı yapıyordum bir gazetede. Spor yazıyordum. Ve Antalya Spor yönetimi ona duyarlı davrandı. Ve tribünde ilk defa eski futbolcularımıza, eski statta bir bölüm ayrıldı. O zamandan beri uygulanıyor bildiğim uygulanıyor. Kadarıyla ama onların tabii konumunu İhsan'a katılıyorum. Konumlarına uygun Turgay, olmasında yarar. Ben bir tane ya da iki tane loca Antalya Spor futbolcuları mutlaka ayrılması gerektiğini ve orada ağırlanması gerektiğini bak, düşünüyorum. Lüks istemiyor. Onlar çok Antalya Spor futbolcuları eski istemiyorlar. Ben oralı hocayla hiç konuşmadım. Loca'da daha kendisinin haberi de yoktu. Ama bu 33 bin kişilik statta uygun bir yer. 150 tane insana, 150 bunu tane Antalya Spor forması giymiş insana, bunu terletmiş insana. Bugün gidin dünyanın en büyük takımlarını izleyin yurt dışında. İspanya'ya gidin Real Madrid'e, Barcelona'ya. Gidin İtalya'ya, Milan'a, Inter'e. Gidin Barşe'ye, Bayern Münih'e. Hep eski futbolcuların en güzel yerde bölümü vardır İlhami. Tabii yalnız
Antalya'da 34 Onur civarında kalpleri. 34 civarında lojenin olduğunu biliyorum. Antalyaspor As Başkanı Bora Terzioğlu ile yapmış olduğum bir görüşmede gerçekten çok üzüntülüydüm. Şu anda 13-14 tane lojenin satıldığını öğrendik. Boş. Yani 20 civarında loje boş. Buradan turizmcilere özellikle rica edelim. Burada organize sanayide görev yapan Antalya'nın sanayisinden para kazanan, Antalya'nın potansiyelinden para kazanan organize sanayideki işletmelere, Antalya serbest bölgesinde Antalya'nın denizinden istifade eden büyük yat üretici firmaları, büyük 3-5 bin kişi çalıştıran tesislere buradan rica edelim. Hatta siyah da. Bu kombineler, mutlaka bu kombineler, lojeler satılsın. Bu konuda Antalya Spor bir fiyat düzenlemesi de yaptı lojelerde. Bunlar mutlaka değerlendirilsin. Sevgili abi sen de bir siyahatın başkanısın. Beraber birlikteyiz. Evet. Genelde siyahatlara da bu bir empoze edilsin. Belli bir indirimle de olabilir. Kesinlikle. O arkadaşlarımız da orada duyarlı insanlar. Antalya Spor birincisi bu Erdal. Burada öncülüğünü yapabilirsin tabii sen. Ki, lojeler kesinlikle ekonomik anlamda katkı için kullanılsın. İkincisi de lojelere alan kurum ve kuruluşlar buraya mutlaka yanında çalışan taraftarları getirsinler. O lojeler boş kalmasın. 5 kişi, 3 kişiyle o lojelerde maç izleniyor. O lojelerin dolması lazım. Hı. Artık Antalya'da iklim güzel. Stat güzel. Ambiyans güzel. Taraftar kültürü güzel. Küfür yok, tezahürat yok. Her şey var. Bu konuda da Antalya Spor Yönetmeni'ne destek olun. Ne yapalım biliyor musun? Seneye bazı projeleri hayata geçirelim. Biz de destek verelim. Turgay, sen de zaman zaman aramıza katıl. İnşallah. Müsait olduğun müddetçe. Şimdi bunlardan bir tanesi de şu olsun, unutmayın. İhsan, not al. Önümüzdeki yıl loca satışı yapılan, 25 tane mi localar bizim kaç kişilik? 34 tane galiba. 34, hayır. Localar kaç kişilik? 20 kişilik olan değişiyor. Kaç kişiyse. Sen loca aldın. Loca aldın. 20 kişilik. 20 kişilik locaya 20 tane de forma verilecek. Kulüp verecek. Kombini alan her kişiye fiyatı ne olursa olsun, rakamı ne olursa olsun birer tane forma hediye edilecek. Bunları atkı veya forma hediye edilecek fiyatına göre. Bunları mutlaka projelendirelim. Bu projeleri Antalya Spor yönetimiyle hayata geçirelim. Yani bunları yapmak, işte bu lafın altını alt çizerek söylüyorum. Antalya Spor ruhu için ateş yakmak. Çok önemli. Yakacağız abi. Aynen. Çaresi yok. Aynen. Bu konuda biraz daha ileriye İsim babası da isim kanal, babası da yanımızda. Kanal yönetiminden de bu konuda kanal ve yönetim kurulu başkanından ve genel müdürden de bir talepte bulunuruz. Gerekirse bu arkadaşları, alan arkadaşları burada anons da ederiz. Bu arkadaşları burada onora da ederiz. Yaparız tabii. İnanıyorum ki onlar da teknik anlamda bir yasal bir problemleri yoksa yani. Buna memnuniyetle yer verirler. Bunları desteklememiz lazım. Antalya Sporlu olmak sadece sahada takımını desteklemek değil, gücü olanın gücü miktarında Antalya Spor'a maddi destek de vermesi. Çünkü Antalya'da yönetim kurulunda görev yapan insanların yükü çok ağır. Kaldıracakları yük çok fazla. Çok fazla. Dolayısıyla hep beraber aynen birlik öyle. Beraberlik içerisinde daha aydınlık günlere gidelim. İnşallah. Herhalde program bitiyor. Zamanımızı da açtık abi. Bir dakikanı rica edeyim. Önümüzdeki hafta maç çok. Milli maç arası var. Ondan sonraki hafta İlami seninle bir İhsan'la hep beraber kanal yönetimiyle projelendireceğimiz çok önemli bir maçımız var. Derbi maçımız var. İki kardeş takım Antalya Spor ve Alanya Spor Alanya'da karşılaşacak. Biz de orada olacağız. Ve şimdiden taraftarlarımıza söyleyelim, onlara bir sürprizimiz olacak. Orada taraftarlarla olması birlikte çalışacağız yani. Ama olacak. Olması için gerekli bütün malzemeyi hazırlayacağız. Ön hazırlığı yapacağız. Güzel bir programa da imza atacağız. Kesinlikle şimdiden. Antalya'da özel çok yani yapılmış. Hayır, bunun duyurusunu yapalım çünkü çok önemli. İki kardeş takımın hem taraftarlarını hem başkanlığı yöneticilerini bir araya getireceğiz. Alanya'da stadyumda bir program bir yayın yapacağız. Evet, öyle bir yayına imza atacağız. Hep beraber önümüzdeki hafta. Evet. Turgay abi çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu. Yıllar sonra yine aynı havayı teneffüs ettim. Süreyi açtınız ama İlhami kardeşim belirtti. Gerçekten biz 100'ün üzerinde program yapmıştık. Çok da keyifli programlar yaptık. Çok da yararlı olduğunu gördük. İnşallah sizin programınız da aynı başarıda, aynı çizgide devam eder. Ben de sizlere başarılar diliyorum. Arkadaşlarımla olduğum için de gurur duydum, mutluluk duydum. Teşekkür ederiz. Biz de seni aramızda görmekten çok memnun olduk. Evet.
bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi akşamlar. İyi akşamlar.